cezaları. Nereden çıktı bunlar şimdi ya? Haydi haydi hiç deme saldırmayın. Sık sık. Durdurmayın hiç haydi. Selçuk. Selçuk duyuyor musun beni? Gökhan'ın durumu nasıl? Komutanım Gökhan üstte hemen tek başına gözüküyor. Binanın çevresinde de kimse yok. Çiğdem baba. Bu işte bir terslik var. Bunlar bizi oyalıyor. Aynen komutanım. Ben girip Gökhan'ı çıkartacağım. Burası sana emanet. Emredersiniz komutanım. Emrimle baskı atışı. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Asın! İlyas, Selçuk hadi! Tak tak düşüyor bunlar da ya. Allah'ın cezası. Yapıya giriş yapmak üzereyim Çiğdem baba. Siz ne durumdasınız? Komutanım bizi merak etmeyin. Çok fena bastırıyorlar ama buralar bizde. Üstesinden geliyoruz komutanım. Anlaşıldı. Dayanın biraz. Gökhan'ı alıp geliyorum. Anlaşıldı komutanım. Gökhan! Yaklaşma! Thank you.
Keskinli. Gökhan. Babalar. Komutanım. Yörük komutanım sen misin? Benim aslanım. Benim. İyi misin? Bir şey yoktu. Hayal görmüyorum değil mi komutanım? Görmüyorsun babalar. Aslanım benim. Senin Allah'ına kurban be. Koçum benim ya. Birinden yaralanmadın değil mi aslanım? Kalk. Hoppa. İyiyim komutanım, iyiyim. İyisin be. Allah'ına kurban Keskinli. Babalar. Bizim çocuklar dışarıda çatışıyorlar. Gidelim. Şunların defterlerini dürüp hesabı toptan kapatalım. Kapatalım komutanım. Al bakalım. Kapatalım. Hadi. O ne lan? Lan. Bomba tuzaklamışlar. Kaç! Kaç! Koş! Komutanım. Komutanım. Nasıl ya? Komutanım çıktılar değil mi? Komutanım çıkmışlardı değil mi içeriden? Komutanım! Komutanım. Komutanım beni duyuyor musunuz? Komutanım. Komutanım! Haydar abi komutanım. Komutanım ne olur cevap verin. Komutanım beni duyuyor musunuz? Komutanım! Komutanım! Ses verin komutanım! Komutanım! Allah kahretsin! Komutanım! Haydi haydi durma sık sık! Devam devam bastın! Allah'ın cezaları! Oğlumdan alın! Bunlar iyice manyaka bağladı ya. Ya bir durun ya! Ne var? Depoda istediğimiz patlama gerçekleşmiş. Artık oradan çıkabilirsin. Ya bu adamın da her yerde göz mü vardır nedir? Patlamayı nereden biliyor ya? Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Kaç velif kaç kaç. Kaç oğlum kaç kaç. Komutanım çekildiler galiba. Evet İlyas çekildiler. Dikkatlice binaya gireceğiz. Selçuk hadi. Emredersiniz. İlyas hadi. Emredersiniz.
Komutanım duyuyor musun? Dikkat edin. Komutanım çıkmış olabilirler mi? Bilmiyorum İlyas. Bilmiyorum. Hadi bir de ön tarafa bakalım. Dikkat edin. Neredeler bunlar ya? Komutanım nereye gitti bunlar? Gökhan! 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 Ne? Ne? Komutanım yoklar. Burada kimse yok. Onları almış olabilirler mi? Bilmiyorum Selçuk. Hiçbir şey bilmiyorum ben de. Bunu var ya adamın... Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum sen dayak artısı mısın lan? Ha? Dayak artısı mı oldun? Dayak artısı mı oldun ha? Evet. Şimdi beklenen an geldi. Yediğin en sert yumruğu düşün. Bekle çarp. Pekmezin mi aktı lan? Akar tabii. Öyle. Ne yemeği dağın başında karşıma çıkıyorsun gibi. Aha öyle. Ha kılıç. Müjdemi isterim. Aa hayırdır komutan? Şey var ya. Sakallı var ya. Evet var. Ha. Var işte. Sergey. Ha? O artık yok. Yok bir şey. Nasıl yok lan? Babalar çektim fişini, kestim biletini tek gidiş. Fişini mi çektin? Ha. Durdum öldü ya. İyi. Eline sağlık. Sağ ol babalar. Bizi buraya niye getirdiniz? Anlarsın şimdi niye getirdiğimizi. Ben istemeden hiçbir yere gidemezsin anladın mı? Unut bunu.
Öyle mi? Anladım. Çekilin. Karışmayın. Camdan dışarı baktım yüzbaşı. Hı? Ankara'dayız. Ankara'da çok sevdiğim var senin. Başta pencereden gördüğün şu manzara. Sonra ailen, arkadaşların, sevdiklerin. Kapatsana anne! Aslı'yı hatırlıyor musun? Ha? Onun nasıl öldüğünü hatırlıyor musun? Kaçıyorsun lan şerefsiz. Lanet olsun. Kılıç simit de üstteymiş. Ha ya burada. Paketleyin şunu. Emredersiniz komutanım. Çak ulan çak. Şerefsiz. Yüzbaşı, beni yakaladın. Mutlu musun? Ha? Ya da sizin deyiminizle başın güverdi mi? Bozuk baba, ellerin dert görmesin. Ne oldu lan lavuk ha? Yemi YouTube tıpış tıpış geldin ayağımıza. Lanet olsun. Bana tuzak kurmuşlar. Cin gibi çocuk hemen anladı ya. Hadi götürelim şunu üste. Ne bekliyorsunuz? Hadi öldürün! Yörük mü çarptı seni? Benim bozkurtum mu çarptı lan seni? Ha? Benim bozkurtumu mu tosladın? Ne oldu? Bunun hesabını vereceksiniz. Hesap mı? Hesap değil mi? Al sana hesap. Senin de alacağın olsun. Ben ne yaptım ya? Neredesin sen? Nerede miyim? Ha? Ya babalar. Ben kaç tane adam öldürdüm biliyor musun? Ya bitmediler. Ben öldürmekten bıktım, onlar ölmekten bıktım. Şey bile geldi ya o. Sanal filmde gözlüklü aşağılar var ya, onlar geldi böyle. Ne diyorsun lan? Onlardan vardı. Nerede manyaklık? Bunun başının altından çıkıyor zaten. Vay anasına ya. Ama sen yaşlandın, yaşlandın. Dünyan kaldırmıyor. Vücut olmuyor, kaldırmıyor. Aa, nasıl kaldırmıyor ya? Sonuncuyu boğarak öldürdüm. Boğdun mu? Ha. Ayı boğan kardeşim benim. Ayı boğan işte, ayı boğan kurtum. Yüzbaşı, diğer çocuklara da birer sünnetlik falan dağıtsaydın. Böyle maşallahlı falan. Bir daha açsana lan o çeneni. Aç. Bak da Ankara'lardan üniforma taşımış çocuklar ya. Benim bile gözlerim yaşardı. İlyas, tut şunu. Eyvenim. Emre'ye söyle adamı öldürmesin. Emredersiniz komutanım. Emre adamı öldürme. Ellerine de birer tane şeker ver. Yalasınlar, motive etmek lazım adamları değil mi? Bunlar konuşuyor lan. Ha? Olmadı mı?
Gel lan buraya. Gel lan buraya. Dur, yapma. Gel lan. Ölme lan böyle. Konuşsana lan. Kuruç. İyi mi lan böyle? İyi mi lan böyle? Akşama sınırı geçeriz herhalde. Geçmemiz lazım zaten bu gece. Hayırlısıyla şuradan bir çıksak. Aynen. Bu tarafın adamıyla da uğraşılmaz şimdi. Yüzbaşı! Al şu manyağı başımdan! Murat. Komutan. Albay'a iyi oldu be. Bayağı sevindi adam. Üniformaları görünce gözünün içi parladı. Aynen. Lan! Aynen komutanım ya. Aynen vallahi bak. Yani içim rahatladı. Allah'ıma şükürler olsun ya. Yüzbaşı! Ya yani sonuçta rahatladım komutanım. Allah'ıma şükürler olsun vallahi bak. Şükürler olsun. Ne oldu? Niye beyazsın da? Yok bir şeyim komutanım. İyi misin? İyiyim iyi. Bayram bak sen anlarsın. Neyin var bu? Kan verdi ya komutanım. İyiyim iyiyim. Kanlar. Koş bu koş maşallah. İyiyim komutanım ya. Ama bak iyi bak bir şey yok değil mi? Tamam konuşmayacağım. Bakayım komutanım. Komutanım iyi. Oğlum pekmez iş pekmez bak kan yapar ha. Yerim komutanım as. Tamam iyi. Koşum benim ya. Bak rahmetli anam da bana işirdi ha. Pekmez iş bak kan yapar. Eyvah. Akıllı adamsın mesela. Şimdi resmi olarak ben sana dokunamam. Eyvah doğru. Bak üstümde artık yıldızlarım yok. Üniformam yok. Senin ellerin bağlı değil. He? Bak bir kere soracağım. Güzel güzel cevap ver. Yani beni insan sevgisi dolu kimliğimden dışarı çıkarttırma. Son kez soruyorum. Markus nerede? Bilmiyorum. Tamam lan inan. Komutanım. İnan. Hadi bilmiyormuş. Komutanım. Birazdan dayağımı yiye yiye gebereceksin. Yürü sopasını yiyerek gebereceksin. Hayır bana değil. Peralarına üzülüyorum. Peralar öbür tarafa gitmiyor. Fakire fukaraya dağıtacağım peralarını. Kolay gelsin Tekin. Sağ olun komutanım. Hoş geldiniz. Artık kılıç timindesin. Hazırlığını yap, bir saat içinde hangarda ol. Emredersiniz komutanım. Kolay gelsin. Sağ olun komutanım. Hayırlı olsun teğmenim. Sağ olun komutanım. Asubay subaşı. 50 metre kuzeybatı, mevzi al, emrimi bekle. ...150 metre! Kırmızı!
Kolay gelsin yüzbaşım. Sağ olun komutanım. Siz devam edin. 150 metre. Yeşil. ...250 metre. Yeşil. Şak. Astsubay Bektaş Subaşı. Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Bektaş Subaşı. Emniyet komutanım. Aferin asker. Sağ ol. Şu andan itibaren kılıç timindesin. Yarım saat içinde hangarda ol. Emredersiniz komutanım. Yüzbaşım. Astsubay Savaş Çiğiltepe. Ceza almış komutanım. Acaba niye hiç şaşırmadım? Oğlum, tempoyu artırarak. Vallahi ciğerimi şimdi şurada bırakacağım ha. Öldüm be. Bittim vallahi bittim. Gerizekalı Savaş. Aptal Savaş. Sana ne oğlum komutanı tuttu liseden, lisenin sırasından sana ne? Ha? Yok eksikmiş, yok yanlışmış. Anca konuş sen, anca ahkam kes. Al işte, geberene kadar koşturacak şimdi seni. Ah, bittim, öldüm. Öldüm. Ah, öldüm vallahi bittim. Geberdim. Ah. Kolay gelsin başçavuşum. Evet komutanım. Sahadaki Astsubay Savaş Çiğiltepe mi? Evet komutanım. Yine çenesi yüzünden ceza aldı değil mi babalar? Evet komutanım. 2 dakika çağıralım başlıyoruz. Emredersin komutanım. Astsubay Çiğiltepe. Buraya gel. Ne oluyor ya? Yürük yürüyüş değil mi o? Allah Allah. Ne oluyor ya? Acele et. Acele etmiş. Hayretmiş. Sanki bacaklarına derman kaldı da. Emredin komutanım. Kaç seti kaldı başçavuşum? 4 set kaldı komutanım. 15 dakika içinde 4 seti bitirip hangarda olacaksın. Artık kılıç timindesin. Kılıç timin, kılıç timindesin. Efendim? 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 Efendim ne demek lan? Yani tamam, emredersiniz komutanım. Duyamadım. Emredersiniz komutanım. 15 dakika içinde 4 seti bitirip hangarda olmazsan o soruğunu düğümlerim. Efendim? Yani emredersiniz komutanım. Kolay gelsin başçavuşum. Sağ ol komutanım. Kesinlikle düğümler. Komutanım. Cezana geri dön. Geri. Ya şu 4 setten yitirdik bari arkadaş. Ama olsun lan. Olsun kılıç timindesin oğlum. Geliyor. Savaş geliyor. Hadi bakalım. Çayınız komutan. Afiyet olsun. Eyvallah. 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 Ya Doğan. Bana bundan bir tane daha alsana. Bir tane daha. Ha bir tane daha. Ama ekmek büyük olsun. Tamam. Sucuğu da kalın kes. Tereyağını da bol sür. Malzemeden çalma. Tamam kaşarı da kalın kes. Anlaştık. Ya var ya aslında kaşar yerine mühaliş peyniri olacak ne giderdi de. Burada nerede bulacaksın ki? Komutanım emin misin bak bu 3. olacak çünkü. Eminim lan eminim. Esame'yi lokmalar mı seviyorsun lan? Tövbe estağfurullah. Hiç öyle şey olur mu komutanım? Ben sizi düşündüğüm için şey yaptım yani. Yemekten geldiniz ya. Oğlum hemen komutanıma tost at. Ya Doğan. Rica ediyorum. O yediğimiz şey yemek deme ya. Kapuska ne ya? Sebzedir. Sebze. Ha sebze. Yanına bir de lahana sarımsı koymuşlar. Oldu olacak bir de lahana tuzlu koysalardı. Menüye bak. Ya var ya buranın yemek listesini ben hazırlayacağım o zaman sen gör. Öğlen kuzu, akşam dana, böyle bol kepçeler. Tabii ben bunları yaparsam senin tostların pabucu da mantar. Attı mı derine? Ha. Koydum. Ne bakıyorsun oğlum? Komutanım. Ha? Komutanım. Astsubay Görkem İlmeğli! Emre komutanım.
karargahın yemek işleri bittiyse 5 dakika içinde hangarda ol. Kılıç timindesin. Kılıç timi? Bana emir tekrar ettirtme babalar. 5 dakika içinde hangarda olmazsan amel defterini kapatırım. Emredersiniz komutanım. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Kesinlikle kapatır. Komutanım tostunuz. Ne tostu oğlum? Ne tostu? Kılıç değil mi dediler? Kılıç değil mi dediler? Kılıç değil mi oğlum? Kılıç değil mi? Hayırlısı komutanım. Affettiler gelsin. Serdar yok mu gelen yine? Araçlar göründü. Kaç araç görüyorsun Serdar? 4. 4 araç var. Çok kalabalık değiller bundan. Araçları görüyorum. Anlaşıldı. Beyler. Herkes yerinde kalıyor. Benim ateşimle başlıyoruz. Hazır olun. Ateş serbest. Haydar çık. Emre çık. Bayram hadi. Silahı teslim ol! At silahı teslim ol! Elini başının üstüne koy! Atla açına! Aldır lan elini! Komutanım, biri kaçıyor. Arka araçtaki, kaçıyor. Çiğdem baba, sana doğru geliyor. İndir şu herifi. Tamamdır, görüyorum komutanım. Çiğdem onu sağa getir. Emredersiniz komutanım. Komutanım ben de gideyim. Git. Araçlara bakın beyler. Dur dedim. Dur dedim sana dur. Dur dedim. Dur dedim sana. Dur. Kaldır elleri kaldır kaldır. Çiğdem. Dön dön dön. Eller başın üstüne. Yat. Yat dedim yat. Neler başta? Yat!
Kürşat, tut şunu. Ver elleri, ver, ver. Ver. Ver ellerini, Allah'ın cesedisi. Ah Cidem İlgen. Kürşat, al şunu sorgula. Ben hakikaten hayranım sana. Bakma bak, bu atraksiyonlar. Kılı! Bu kendinden emin tavırlar. Bu savaşçı ruh. Kürşat, gülmeyi konuşmayı kes. Ara şu pisliği. Hadi kalk lan. Kalk. Kalk lan kalk. Kalk. Yürü. Yürü. Temiz komutanım. Temiz komutanım. Yat. Yat lan yat. 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 Yaz. Arka iki de temiz komutanım. Allah kahretsin. Ne Çeto, ne Roza, ne de şu Agit midir ne... Herif ortada yok. Aynen bozok baba. Herifler bizi uyuttu. Yürü! Kılı! Bir şey fark ettin mi? Aynen. Önümüze ördekler attılar. Baksana hepsi çoluk çocuk bunların. Ama... Gel lan buraya! Lan! Gel buraya! Bu şerefsiz hariç. Çakal hariç. Babalar ben bunu konuştururum. Yalnız kendi yöntemlerimi. Hayatta kalacak mı? Bakacağız. Fırçayı paylaşırız. Savunmayı da sen yazarsın. İyi anlaştık. Konuştursun. Ağzın bal yesin. Gel lan buraya. Kılıç, etrafı kollayın. Bırakın beni. Bırakın beni. Delirdim siz. Bırakın beni. Oynaşma lan. Konuşma. Şimdi terörist. Plan şu. Şimdi bu araç seni bu tarafa doğru çekir. Bu araç da seni bu tarafa doğru çekecek. Sen de bir terörist olduğun için tam sana layık bir ölüm yaşayacaksın. Önce ısınmış tost kaşarı gibi uzayacaksın böyle. Sonra pıt kopacak gidecek. Bunu yapamazsınız. Yapamayız. Bal gibi yaparım lan. Sen sorularıma cevap vermezsen bölerim ikiye seni. Ben bir şey bilmiyorum. Çözün beni. Mal. 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 NATO kafa, NATO mermi. Emre, Galip, hayvanları çalıştırın hadi. Emre. Bırak beni. Gözünü bağlayayım mı lan? Ha? Korkar mısın? Gerçi korkacak bir şey yok. Alt tarafı kopacaksın. Bırakın beni. Basın babalar. Bırakın beni. Konuşacağım. Ya bırak konuşacağım. Ulan. Bırak konuşacağım dedim. Tek yamuk lafını duyarsam yemin ederim gerçekten ikiye bölerim seni. Konuş lan. Bu Atifa'nın 16 kilometre gireyinde bir maden var. Oraya gittiler. Yemin ediyorum başka bilmiyorum. Ulan bak dua et söylediklerin doğru olsun yoksa gerçekten ikiye bölerim seni. Selçuk bırakın babalar. En başından beri zincir bağlı değildi arabaya.
Ne tabansız herif çıktın lan sen? Korkak. Alın götürün şunu. Serdar. Jandarma geliyor mu? Yoldalar komutanım, geliyorlar. Emre, karargaha haber verin. Kılıç, toparlayın şunları, teslim ettikten sonra devam ediyoruz, hadi. Aslanmışız. Bu işler için yaşlanmışız be. Şu hale bak Gökhan baba. Görüyor musun? Artık tahta sopa bile lafımızı dinlemez olmuş. Yaşlandık vallahi ha. Yok komutanım. Maşallahınız var. İşte baba ya. Şak. Salim getireceğim diye söz verdim. O yüzden yorgunluk morgunluk yok. Ben seni Keskin'deki o evin avlusunda göreceğim aslanım. Anlaşıldı mı? Onları gördünüz mü komutanım? Ercan'ı? Ercan'ı gördünüz mü? Üniversiteye başlamış mı? Doktor olmak istiyordu. Hepsini çok özledim. Hepsini. Merak etme sen. Hepsi iyiler. Hepsi iyiler. Seni bekliyorlar. Gel biraz daha su iç. Geçirecek korunaklı bir yer bulmamız lazım. Yosunlara bakılırsa kuzey bu taraf. Yani vatan toprağı. Yaklaş biraz şunlara. Ne yapıyorlar çok merak ediyorum. Oldukça iyi görünüyorlar.
Ateş bile yakmışlar. Etkileyici. Bu böcek nereden çıktı şimdi? Kim bunlar ya? Kimsiniz lan siz? Merhaba Türk askeri. Böcekler icat oldu, mertlik bozuldu babalar. Eğlen bakalım, eğlen. En sonunda ben seninle öyle bir eğleneceğim ki. Komutanım, bunlar bizi bu dağ başına attı. Şimdi ne yaptığımıza mı bakıyorlar komutanım? Bunların dertlerini anlamadım ki. İzlesin bakalım, izlesin. Sonunda ben onu öyle bir izleyeceğim ki hem de. Öyle bir izleyeceğim. Babalar, bu şerefsiz bir pislik peşinde. Burnuma kötü kokular geliyor. Buradan uzamamız lazım. Bak, gel atla sırtıma. Şu meşhur Türk özel kuvvetleri nereye kadar dayanacak bir görelim bakalım. Onları sakın gözden kaçırmayın. Adamların yanından ayrılma Velid. Ara ara görüntüleri de bana yolla. Sen nereye gidiyorsun peki? Locama gidiyorum Velid. Krallar gösteriyi locadan izler. Unutma. Ne locası, ne gösterisi. Bunların hepsi aynı mı ya? Dümdüz eve gidiyorum demiyor da. İlla lafı süsleyecek. Locaymış. Manyak ya, manyak. Tamam. Ne yaptınız? Neredesiniz? Henüz adamlara ulaşamadık. İlerliyoruz. Askerler ilk bıraktığımız noktadan ilerliyor. Kuzeye, dere yatağına doğru gidiyorlar. Tamam. Kuzeye devam edeceğiz. Dere yatağına. Allah'tan don lastiğimizi almamışlar babalar. Kaleyelim ulan. Hadi babalar. Siz kimle dans ediyorsunuz ya? Ya gerizekalı mısın oğlum? Ne diye yaklaşıyorsun ki o kadar ya? Bak gitti bir sürü para. Et yenisini gönder şuraya aynı yere. Çabuk. Hadi. Siz de gözden kaçırmayın onları. Uçun şunları hadi. Dikkatli uçun. Allah Allah. Ceplerinden çıkıyor sanki ya paralar. Bedava çalışıyorlar ha. Kaldır yenisini, kaldır. Şişt. Kaç para bunlar? He? Dolarla mı arıyorsunuz? Yok sana diyorum. Şişt. Bahalıyor herhalde. What are you doing here? You can't enter here without permission. Ne diyorsun oğlum? Sizin ne işiniz var burada? Buraya izinsiz giremezsiniz. Hemen geri dönün. Ah şöyle, Türkçe söyle. Burada yaralı ve silahsız bir Türk askeri var. Onun için buradayız ve almadan dönmeyeceğiz. Bana ne sizin askerinizden? Hemen geri dönün.
Ne diyorsam o. Yoksa... Yoksa ne? Sonuçları sizin için ağır olacak. Şerefsiz seni. He? Sen kimsin lan? He? Kimsin sen? Şerefsiz. Ah. Bunun hesabını vereceksin Türk askeri. Hiçbir yapamazsın. Olayın büyümesini istemiyorsanız çekilin geçelim. Çekilin. Beyaz. Gel. Mükemmel. Yoksa bir şey yapın. Askeri bırakın. Yoksa hepiniz ölürsünüz. Daha ne duruyorsunuz? Çıkarın askeri araçtan. Defolun gidin. Askeri vermeyiz. Kız da pek dişi çıktı. O bayrağı indirmesini de biliriz biz. Şansınızı zorlamayın da askeri indirin arabadan. Haydi. Ben de sana askeri vermeyiz dedim. Sağır mısın? Defolun gidin hadi. Sakin ol çoban. Siz çok olmaya başladınız. Çok kalabalıklar çoban. Bir şey yapamayız. Yaparız abi. Bizi öldürmeden askeri alamazlar. Onları askere yaklaştırmayacağız. Vay! Siz şimdi görürsünüz. Davranın! Asker sağ teslim alınız, haydi! Eyvah Selçuk, nefeden ses çıkmadı komutanım. Dilim varmıyor ama bu Alper teröristlerin eline geçtiyse... biz bu bektaşı zapt edemeyiz komutanım. O çocuğu bulacağız Çekiç Baba. Öyle ya da böyle. Ne oldu komutanım? Komutanım. Çatışmasız. Komutanım, bir kilometre ötede çatışma var komutanım. Örgütün adamları Türkmenlere saldırıyorlar komutanım. Komutanım, Alper komutanım, Alper orada. Sanırım ağır yaralı. Teröristler Türkmenlerden Alper'i istiyorlar komutanım. Komutanım, Türkmenler Alper için çatışıyor komutanım. Hemen gitmemiz lazım. Bektaş, bu mesafeden yetişemeyiz. Başka bir şey düşünmemiz lazım. Ateş kesildi. Duyuyorum İlyas. Allah kahretsin. Keşke daha çok mermimiz olsaydı. Komutanım, Türkmenlerin mermileri bitti komutanım. Ne yapacağız? Başçavuş Çekiç. Emredersiniz komutanım. Kopuz albay. Komutanım, Alper'i bulduk. Türkmenlerle beraber. Evet, bir grupla çatışıyorlar komutanım. Mermileri bitti. Aramızdaki mesafe 1 kilometre. Buradan yetişmemiz imkansız. Komutanım, teröristler yaklaşıyor komutanım. Türkmenleri de, Alper'i de öldürecekler. Yüzbaşım. Emredin komutanım. Bektaş'ı telefona ver. Emredersiniz komutanım. Bektaş.
Emredin komutanım. Subaşı. Al subayım. Şimdi sana bir emir vereceğim. Emredin komutanım. O mesafeden ateş edip teröristleri Alper ve Türkmenlere yaklaştırmadan indirmeni istiyorum. Sen bunu yapabilirsin. Ve şu anda yapabileceğimiz başka bir şey de yok. Emredersiniz komutanım. Hadi Bektaş, bu şerefsizleri buradan indirecek. İlyas yardım et sen de. Ciddi misiniz komutanım, bu mesafeden mi? Emredersiniz komutanım. Yavuz Sultan Selim Han'ın önünde ok atan İhtiyar Bektaş Subaşı. Bu yüksek tepeye dikti bu taşı, o gazi hünkârın mutlu gününde. Vezir, molla, ağabey takım takım. Güneşli bir Nisan günü ok attı. Abi. Kimi yayı öptü, kimi fırlattı, en er keman keşe yetti üç atım. En son Bektaş Ağa çöktü dizüstü. Titrek elleriyle gererken yayı, her yandan bir merak sardı alayı. Ok uçtu, hedefin kalbine düştü. Hünkâr dedi, koca pek yaman saldın. Eğerci bellisin benim katımda. Bir sır olsa gerek bu ilk atımda. Bu sihirli oku nereden aldın? İhtiyar elini bağrına soktu. Dedi İstanbul muhasarası. Başlarken aldığım gaza yarası. İçinden çektiğim bu altın oktu. Eline sağlık Bektaş. Aslanım benim Bektaş. Stop there. If you try to pass, I'll open fire at you and your men. This is Turkish Special Forces Group Commander, Colonel Kopuz. We are here for emergency evacuation. I repeat, we are here for humanitarian aid and evacuation. It seems you don't understand, Colonel. If you step on that bridge, I'll order my men to open fire at you and your men. Step back now. Komutanım, burada bir şey görünmüyor, hareket yok. Burada da hareket yok komutanım. Bir şeyler oluyor.
Ne görüyorsun Selçuk? Komutanım. Onu... Haydar Yüzbaşı. Lan Selçuk kekeleyip durma oğlum. Ne görüyorsun söyle. Komutanım Haydar Yüzbaşı'nı asıyorlar. Komutanım ne yapacağız komutanım? Oğlum biz oraya gidene kadar çok geç olur. Çoktan azarlar. Selçuk, vur ipi. Anlaşılmadı komutanım. Selçuk, dediğimi duydun. Vur şu ipi. Çok güzel. Lan biz oraya gidene kadar çok geç olur. Vur dedim şu ipi. Komutanım, Haydar Yüzbaşı ile ipin arasında 5 santim var. Bu mesafeden çok zor komutanım. Selçuk, bana emir tekrar ettirme. Sen vurmazsan gelip ben seni vururum. Vur dedim şimdi, vur lan. Çok uzak komutanım, olmaz. Ya Yörük, sonunda seni bayıltmayı başaracağız. Senin kurşunun bizden oraya önce gider. Bana emir tekrar ettirme, vur şimdi. Vur! Emri duymuyor musun lan sen? He? Emri duymuyor musun? Komutanım çok uzak. Yapamam bu mesaj. Komutan ateş et dediğinde ateş edeceksin. Anladın mı? Ateş edeceksin. He? Anladın mı? Lan Selçuk! Vur dedim sana şu evini. Vur lan vur! Vur! Hadi koş. Hadi Selçuk. Hadi Selçuk. Hadi topla. Hadi koş. Rüzgar doğudan 5 tane. Hadi sen. Last warning. Step back now. Yüzbaşı. Emir komuta sende. Emredersiniz komutanım.
buluyor lan? Selçuk! 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 Hadi acele edin. Toplayın mühimmatınızı. Komutanı yalnız bırakmayın. Hadi. Hadi acele edin. İlyas hadi. Selçuk. Hadi toparla koçum mühimmatını. Hadi biz de gidelim. Yalnız bırakmayalım onları. Selçuk. Selçuk oğlum. Hadi oğlum. Kendine gel hadi. Selçuk. Ya onu vurduysam? Selçuk. Yok öyle bir şey. Ya onu vurduysam Bayram abi? Ya Aydan Gülbaşı'nı vurduysam? Kaç santim vardı biliyor musun? Kafasıyla ipin arasında kaç santim Selçuk, vardı? Selçuk kes sesini. Beş mi? Üç mü? Üç santim vardı. Bana bak. Topla kendini. Selçuk. Sus artık. Sen biliyorsun. Sen biliyor musun Bayram abi? Selçuk sus lan artık. Sus. Vurdum değil mi? Vurdum değil mi onu? Kan yüzbaşı çok kötü gitti. Kan yüzbaşı çok kötü gitti. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ben adam aşklamak için eğitildim. Ben düşman öldürmek için eğitildim. Ben kendi adamı vurmak için eğitilmedim. Kes lan artık sesini. Kes. Kes. Kendine gel. Anlaşıldı mı? Bana bak. Selçuk. O iptal adam almanın tek yolu ateş etmekti. Tamam mı? Ateş etmekti. Sen emri aldın. Ateş et. Sen emri yerine getirdin Selçuk. Şimdi kes sesini. Topla eşyalarını. Oraya gidelim. Hadi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı lan? He? Anlaşıldı mı? Emre derdi. Emre artık. Geç şimdi. Hadi. Geç.
Yürük, yürük! Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. İlyas, bayramı getir buraya! İlyas! Bayram! Bayram canlan! Komutanım! Komutanım koş! Bayram abi! Çabuk Bayram abi çabuk! Koş! Yürüp gittim lan İlyas! İçeride Bayram! Lan İlyas içeride. Gitti mi çabuk? Lan! Lan. İlyas! İyi mi İlyas? İyi mi İlyas? Lan! Yürüp gitti mi? Bayram koş lan! Bayram bir şey yap Bayram! Bayram bir şey yap gidiyor! Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. İlyas dik şunları. İlyas bakma öyle dik şunları dik. Kal kaybediyor dik çabuk dik. Komutanım bırak. Bırak bana. Komutanım bana bırak. Bırak. Sen bizi buradan çıkar. Helikopterle mi uçakla mı çıkarıyorsun? Neyle çıkarıyorsan çıkar bizi buradan. Hadi çıkar bizi komutanım. Anladın mı? Bizi buradan hemen çıkar. Emre. Emre karargahla irtibata geç. Emre karargahla irtibata geç. Hadi lan. Acele edin lan. Hadi lan. Zor oldu ama Amerikalıları geçtik komutanım. Şimdi muhtemel buluşma noktasına doğru ilerliyoruz. Yaralımız var mı albay? Hayır komutan. İyi. Komutanım, kılıç timi acil. Albayım devam edin, irtibatta kalalım. Emredersiniz komutan. Yüzbaşım, buldunuz mu onu? Komutanım, çok acil tahliye talep ediyorum. Haydar'ın durumu nasıl? Komutanım, Yörün'ün durumu çok kritik. Tahliye konusu zor yüzbaşım. Eğer siz... Komutanım bakın, nabzı belirsiz. Soluk alıp alamadığını bilmiyorum. Ayaklarında kesik var. Tüm vücudunda işkence izi var. Çok kan kaybetti komutanım. Boynundaki ip omurlara zarar verip verdi mi onu da bilmiyorum komutanım. Komutanım bakın, helikopter buraya gelse bile... Şansı çok az. Eğer o helikopteri buraya göndermezseniz hiç şansı yok komutanım. Peki yüzbaşı. Ben ne yapıp edip sana o helikopteri göndereceğim. Hazırlıklara başlayın. Anlaşıldı komutanım. Yüzbaşı. Emredik komutanım. Haydar'ı hayatta tut. Onu buraya sağ salim getir. Emredersiniz komutanım. Emre! İşimiz asıl şimdi başlıyor çocuklar. Allah yardımcımız olsun. Nedir durum? O hayatta komutanım. Yalnız onu acil helikopterle çıkarmamız lazım. Acele etmemiz lazım. Tamam. İlyas, Selçuk. Haydar'ı sedyeye alın. Tahliyeye hazırlanın. Emredersiniz komutanım. Selçuk. Emredersiniz komutanım. Gel buraya gel. Bana bak. Yörük hayatta. Bunu sen başardın koçum. Tamam. Onu eğer hayatta tutmayı başarabilirsek... ...bunu sana borçlu olmuş olacağız. Bunu çıkarma kafandan aslanım. Komutanım. Eğer ben onu vursaydım... Lan oğlum. Sen bu herifi ipten aldın lan. İpten aldın onu sen. Yürüyü şu an hayatta tutan şey... ...senin o mesafeden o halata yaptığın atış. Bunu çıkarma kafandan. Şimdi topla kendini. Tahliyeye hazırlan. Bu herifi buradan çıkartalım. Ne dersin komutanım? Bayram Bayat. Dünya yansı Haydar'ın başından ayrılmayacaksın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Güneybatı tarafı komutanım. 10 dakika mesafedesiniz. Haydar yüzbaşının durumu nasıl evlat? Tahliyeye hazırlanıyoruz komutanım. O hayatta komutanım.
Tamam, birazdan oradayız. Komutanım, Kopuz albaylar 10 dakikaya burada. Anlaşıldı Emre, gözünüz dört olsun. Emredersin. Çok iyiyim. Yaran falan var mı? Komutanım. Bacağım galiba. Patlama sırasında. Dur. Sen dur, ben bakarım. Komutanım. Neredeyiz biz? Bilmiyorum babalar. Önce şu yarını halledelim. Onun da bir çaresine bakacağız. Lan herifler üzerimizde hiçbir şey bırakmamış. Ve kör çakı bile yok. Eski usul yapacağız keskinle. Yani kanı durdurmak için yarayı dağlamamız lazım. Canım biraz yanacak ama. Ben daha fenalarını da gördüm komutanım. Onların yanında hiçbir şey. O şerefsizlerin elinde. Neredeyse 2 sene değil mi? Bu onların yanında acıma. Affet bizi Gökhan baba. Geç kaldık seni bulmakta. Ne desen haklısın. Komutanım, yine eski günlerdeki gibi yan yanayız. Bu dağlar düşünsün şimdi değil mi? Ötesini boş ver. Senin Allah'ına kurban babalar. Allah'ına kurban. Şu yarını halledelim. Ben ateş yakmak için bir şeyler bulacağım. Komutanım dikkatli olun. Demek geldiniz. Ber, askerleri istediğimiz noktaya bıraktın mı? Evet patron. Üzerlerindeki bütün malzemeyi de aldık. Güzel. O zaman oyunumuz başlasın. Ne oyunu ya? Ne oyunu? Kralların oyunu Velid. Arenaya bıraktığımız 2 kişiyi aslanlar yiyecek. Ve biz de seyredeceğiz. Bu çok keyifli. Aslan mı? Burada nerede buldunuz aslan? Hani nerede? He, nerede hani? Lafın gelişi Velid. Lafın gelişi.
Sana şöyle izah edeyim. O iki askeri yanlarında hiçbir malzeme olmadan yerleşim yerlerinden çok uzak ve coğrafi koşulları en ağır noktaya bıraktı. Bakalım hayatta kalabilecekler mi? Ha. Tabii peşlerine takacağımız avcılar da cabası. Ya adamlar zaten elimizdeydi. Sıksaydık kafalarına iki tane. Ne diye uğraşıyoruz ki böyle ya? Ayak işlerinde çok iyisin Velid. Ama çok düz bir adamsın. İşin tadını çıkarmayı hiç bilmiyorsun. Eyvah. Ayak işler öyle mi? Alınganlığın sırası değil Velid. O iki askeri bulmaları için mutlaka birilerini yollayacaklardır. İşte onlar da bu vadiye girdiğinde toplu halde hepsinin işini bitireceğiz. Bu kadar basit. Ve o zamana kadar ben de biraz eğlenmek istiyorum sadece. Beklediğim oyuncaklarım da geldi. Malzemeleri getirin hemen. B. Sen bu sırada avcılarla ilgilen. Olup biteni çevreye fısıldamayı da unutma sakın. Dostlarımızın mutlaka haberi olacaktır. Tabii ben de bu konuda yardım edeceğim. Tamam patron. Manyak bu ya. Deli deli. Bak gidiyor oynuyor onlarla ya. Evet. Hadi uçuralım şunları. Komutanım. Büyük ekranı ver kızım. Emredersiniz komutanım. Hazır komutanım. Şunu bir daha oynat bakayım kızım. Tabii komutanım. Durdur şurada. Biraz geri al. Şuraya yaklaş sen. Daha yaklaş. Görüntüyü netleştir. Haydar Yüzbaşı bu. Haydar Yüzbaşı ve üsteğmenimiz. Aç aç. Hediyemi beğendin mi albay? Kısa ama etkili bir görüntü, öyle değil mi? Evet albay. Oyun başladı. Bakalım o iki askerini bulabilecek misin? Bu ölüm vadisinde arena ve aslanlar yok. Ama vahşi bir doğa ve öldürmeyi sanat haline getirmiş katiller var. Bakalım askerlerine önce sen mi ulaşacaksın? Yoksa avcılar mı? Hangisi albay? Sana kolaylıklar diliyor. Ve acını şimdiden paylaşıyorum. İyi günler albay. Tadını çıkar. Puzzle'ın ilk parçası onlara ulaştı. Gerisi onlara kalmış. Şerefsiz kendi oyunu için benim askerlerimi yem olarak kullanıyor. Lakares. Alayım, ne pahasına olursa olsun gidip o iki askeri bulacaksın. Onları karargâhta istiyorum, hemen. Emredersiniz komiser. Bu iş çözülene kadar karargâhtayım. Beni haberdar edin, odamda olacağım. Emredersiniz komutanım. Asubayım,
Hemen teknik birimlerle bağlantıya geçelim. Bu görüntünün deşifresi yapılsın. Arazi yapısı, bitki örtüsü, bölgeyle ilgili ipucu olabilecek her şeyi istiyorum. Emredersiniz komiserim. Sizi oradan çıkaracağım evlat. Sizi oradan çıkaracağım. Birileri geliyor. Saklan şuraya. Saklan şuraya. Gel şöyle. Bunlar köylü falan olmasın. Bizi buraya böyle bırakıp peşimize bu uçağın böcekleri takan şerefsizin kesin başka bir planı vardır. Askerleri. Yok, daha bulamadık. Hava kararmadan ulaşmaya çalışın. Gece işiniz daha da zorlaşır. Tamam, iz üstündeyiz. Dronlardan birini bu tarafa yönlendirin. Tamam, haber vereceğim. Hadi gidiyoruz, çabuk olun. Gökhan, bu çakallar bizim peşimizde. Diğer dronları buraya yollamadan saklanacak bir yer bulalım. Hadi. Saklanın komutanım. Hadi. Salim, siz bu tarafa. Mahmut, siz de bu tarafa. Thank you.
Aman baba. Niye çıkıyorsun buradan ya sana bir şey olsa? Ha? Al silahı. Maç? E tamam onu yendin şans eseri ama sonraki maçı da 3-2 ben yendim. Şans? Var ya. Ya neyse. Ya Candaş ben sana bir şey söyleyeceğim. Ha. Oğlum biz buraya böyle ev yemeği falan yiyelim diye geldik de. Oğlum benim canım böyle İskender falan istiyor lan böyle şak 1,5 İskender. Şak 1,5 İskender daha. Oğlum böyle et falan yesek olmaz mı ya? Olmaz babuş. Niye? Oğlum dağda bayırda arazide konserve yemekten içim kurudu be. Şöyle sıcak bir çorba. Üstüne mis gibi bir sebze yemeği. Özledim vallahi ya. Ya oğlum sen nasıl titrek bir adamsın ya? Sebzeli yemek ne ya? Tamam geç. Bunun başka bir şey. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ne var ustam çorba? Çorba tavuk suyu, mercimek, ezogelin. Ben bir mercimek alayım. Bir mercimek vereyim size. Ustam ben de bir ezo alayım. Ezogelin hemen vereyim. Usta, bu et sote değil mi? Bana doldur gelsin. Vereyim. Buyurun. Önemli değil kardeşim. Ustam ben de bir de bamya alayım. Hemen iyi bir seçim. Bamya. Bamya? Bamya. Bamya? Ya bildiğin bamya yani. Ne var oğlum ben severim bamyayı. Oğlum bamyanın tadı güzel olsa adı bamya olmaz. Bamya ne lan? Ustam. Sen bir de bize çoban yolla. Peki, buyurun geçin yerinize. Ben hemen gönderiyorum yemekleri. Eyvallah, eline sağlık şimdi ben. Sen nasıl bir gobelsin ya? Sen otobursun galiba. Ha? Otobursun galiba. Tamam bacım, tamam. Sen herkese haber verdin mi? Tamam, geliyorum ben. Benim karargaha gitmem lazım. Ama hayır, daha yemek yemedim. Bak iki dakikada hazırlarım, hemen yersin ha? Şey Gökyüz ben artık karargâhta bir şey yerim. Haydar. Valla. Hayır karargâh gitmem lazım. Doğru söylüyorsun değil mi? Göreve çağırdılar seni. Vallahi göreve çağırdılar yoksa gel o mübarek elini öpeyim. Esra mı diyorsun? Esra atıyorum tabii. Gökyüz. Hadi artık Allah'ım hadi. Yemin ediyorum tansiyonum düştü ya. Ha? Abi nereye ya? Merhaba kardeşim. Yemek yiyecektik anamı sarla çağırdı. Çağırır. Beni acil karargâhtan çağırdılar. Sana hakkınızda başarılar, hayatta başarılar. Hayırlı işler, bol kazançlar. Abi yapma. Beni hakkınızda yalnız bırakma. Artık benden artan... Yalnız var ya, bu Haydar Yüzbaşı enteresan bir adam ha. Aynen. Adam ilk karşılaşmamızı hiç unutmuyor Candaş. Enteresan. Öyle görünüyor. Ama ben onu çözdüm. O iş kolay. Vay. İyi çay demlersek gözüne gireriz. Vay be. Ve ben iyi çay demlemenin internetten bütün tekniklerini, taktiklerini araştırmaya başladım bile. Bravo kanka, bravo. Candaş ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar var ya, bamyadan ha. Vallahi bamyadan. Bak. Telefon çalıyor lan. Oğlum karargâhtan arıyorlar. Karargâh mı? Ha. Alo. Evet. Tamam hemen geliyorum. Ha Demir de yanımda. Tamam beraber geliyoruz. Tamamdır.
Kalk. Usta, bizim borcumuz ne kadar? Hesap 45 lira. Bu ne oğlum? Oğlum bir çorba, bir pamya, salata senden. Bamyacı seni. Ve şu. Sağ ol, afiyet olsun. Senin telefonun yok. Cebindedir kanka, bak işte. Masadaymış. Elinize sağlık. Sağ ol, afiyet olsun. Kaba biraz. Belediye çöptüğüm belli değil. Galip. Kalktan açım. Galip. Şşş. Kalktan. Hadi oğlum açım. Hadi açım. Oğlum git başından. Oğlum evde tek bir çöp yok lan. Hiçbir şey yok. Kalk hadi. Oğlum. Rüyanda beni mi gördün sen ya? Tövbe. Saat kaç? 11. Saat 11 ve ben açım abi. Niye acaba? Sor bir. Ya. Dolapta sadece zeytin, peynir, yumurta, tost ekmeği ve soya sosu var kardeşim. Mi? Ulan ekmeğin durumu zaten içler acısı. Zeytin böyle alttan alttan sürgün veriyor. Dura dura kök tutmuş. Böyle normalde peynir beyaz olur ya. Bizimki lila renginde kardeşim. Böyle yumurtadan da yakında birileri çıkacak. Böyle kulağını dayadığında garip garip sesler geliyor. Garip Galip. Galip. Lan garip. Şş, açım lan. Lan kalk, vallahi kalk. Hadi. Lan oğlum ya, ne telaş yaptın? Bize gider o diğer şeyi yeriz işte. Ne o bir tane dedin ya, ne o? Soya sos. Ha, yeriz işte. Soya sosu mu yiyeceksin? Sen garip bir adamsın ya. Gerçekten tuhafsın. Sabah sabah soya sosuna ekmek banıp onu mu yiyeceksin Galip? Galip sen iğrenç bir herifsin ya. Lan kalk, delirtme beni. Kalk ya, Galip, kalk, delirtme lan. Allah Allah. Arkadaş, ne tantana yaptın sen ya? Gider iki kruvasan yeriz, ne bileyim, çıkar dışarıda doyururuz karnımızı. Öf ya. Bak, 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 Allah'ın Anteplisine bak ya. İki kruvasan yeriz. Gören de Antep'te kruvasan tarlalarım var sanırım. Ben kruvasan bilen yemem kardeşim. Şşş. Benim daha iyi fikrim var. İşin merkezine intikal edeceğiz. Tak. Ha. Olur tamam. Hadi. Gidelim. Selçuk kapı! Duyma Selçuk, duyma. Onu da benim için Selçuk. İyi günler. Hoş geldin kardeşim, buyur. Selçuk Yenilmez. Selçuk. Selçuk! Selçuk! Efendim? Kargo var sana. Şuraya imzalar mısınız? Hadi gene iyisin Selçuk. Kim bilir neler geldi. Annemin işleri abi. Uşak mı baktın? Al kardeşim. Al bunu kes. Heh. Aç bakalım. Neler göndermiş? Bakacağız şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Mis gibi kokular geliyor ha. Selçuk. Oo. Abi şuraya bak. Bir şey söyleyeceğim. Oğlum bu benim en sevdiğim peynir. Oh, mis. Başka neler var orada? Kokuya bak. Elleriyle yapmıştı. Abi bunları ısıtalım mı? Yok bu oğlum. Bunları bence direkt gömelim. Bunlar midede ısınır zaten. Heh, bu da sana olmasın. Yok bu oğlum, bana kim ne gönderecek? Aleyküm. Çolatalık daha var ya, daha azıcık ya. Müsait değiliz diyeceğim ama. Yani abi senin en çok bu oyunu seviyorum. Yeminle bak.
müsait değiliz diyor ya. Ne haber abi? Abim saygılar. Selçuk ne haber? Oha oha. Galip galip. Yapış kardeşim, yapış. Tamam yine de. Al kardeşim, yapış kardeşim. Ver. Bir yere bak. Abi ne gerek vardı ya? Annem yaptı reçelleri. Az zaman. Of. Aa iyi de bakalım. Of. Bunlar var ya bak. Yemin ediyorum. Bak bak atom atom. Bak. Bunlar sana geliyor. Tabii görsene. Hı? Çay çay. İki çay alabilir miyiz ya? Selçuk. Çay kardeşim. Batur baba artık yemin ettin tüme katıldın. Artık buralardasın. Evet komutanım. Hızlı bir giriş oldu ama güzel oldu sağ olsun arkadaşlar da. Hızlı, hızlı oldu ama sanki biraz eksik oldu. Ne eksik oldu ya? Ben neyi unuttum? İmza falan mı? Ölçüyor attım mı? Her şeyi de yaptım. İmza falansa ben onu personelle hallederim. Sorun değil komutanım. Personel diyor ya. Kıbrıs'ta. Senin de biraz geçip kavruyor oğlum. Neyi komutanım? Çıkaramadım ya. Yemek aslanım, yemek. Ha. Tamam o şey değil komutanım ya. Siz ne zaman isterseniz unutmuşum kusura bakmayın. Hallederim onu ben. Hiç sorun değil, ısmarlarım. Tamam. Bütün time. Bütün time mi dedin siz? Nasıl oldu? Yok oğlum bütün time değil lan, bir tek kılıç timine. Onu diyorum işte, kılıç timine hepsinden. Evet. Ama zaten tabii. Bak. Babalar şimdi biz seninle buradan bir sekin metizek. Arkadaşlar ayıp olmaz doğru, mı? Doğru, ayıp olur. Doğru arkadaşlar, aynen. Hep birlikte yeriz. Bahtiyar Yüzbaşı'yla Funda Hüseyin'i çağırmak gerek. Yani. Ama evet. Yani Funda Hüseyin'i çağırmak gerek. Komutanım Başak da gelir. Ya gelecek tabii Selçuk Baba, neticede nişanlı. O da gelsin tabii canım, ayıp olmasın. Şey yaparız o zaman, bir ara onu yapalım. Artık dönerdi, dürümdü, kebaptı. Kayacağız. Vallahi ben iki porsiyon Adana, bir böyle küçük kuzu şiş, üstten de içli köfte yesem. Komutanım ben de kişisel olarak şöyle düşündüm. Pirzola'dan gider kaburgadan çıkarım. O sırada da küçük bir çiğ köfte randevum var. Geçerken tabii oraya da uğrarım. Maşallah. Şş, oğlum o kadar yenir mi lan? Ben vallahi aç değilim ya. Kardeşim. Eyvallah sağ olasın. Böyle bir kilo külbastı böyle aparatif beni uyutur. Temiz. Sağ ol, çok sağ ol. Vallahi ben çok açım. Yani bu halimle iki dürümü gömerim. Sen de. Ben de. Güzel. Hemen mi şimdi mi şey yapacağız? İşte ben de. Böyle bir altı porsiyon döner yerim, porsiyon. Oğlum ekmek yemiyorum ben, o yüzden. Hadi babalar o zaman. Hadi. Bir de fındık lahmacun önden, üf. Yalnız üsteğmedim. Bunların hepsi fragman. Filmin aslı restoranda, bilesin. Evet. Bankalar da kapanmıştır, kredi de çekemeyiz, ne yaparız? Ya ben bir tane daha Urfa alabilir miyim? Yuh. Beş porsiyon da eve. Paket. Folyosan ısısı gitmesin. Ha. Yuh ulan yuh ya. Yuh oğlum ya yuh ya. Gıtlık getirdiniz dükkana ya. Kebap kalmadı lan dükkanda. Allah Allah. Ayıp ya. Bayram abi bu arada ben galiba böyle yavaş yavaş doyuyorum. Ha, o his geldi bana. Ah maşallah sarışın sana maşallah. Allah Allah. Bayram abi yarı yarıya bir künefe yemek mi? Künefe mi? Tövbe bismillah ya. Teğmenim sende mi ya? Yok ben yemem, ben çatlayacağım ya. Kardeşim, bana bir künefe. Malzeme var, gıtlık olmaz. Kardeş, bana da bir künefe, onun öncesi bir içli köfte. Şey, Urfa'dan sonra bir tane de ben alırım. Ya komutanım, vallahi bunlar bir de fesatı geçirecek ya. Tövbe bismillah ya, Allah Allah. Ya dadaş, adamlar genç, yediğini yakıyor. Niye mide fesatı geçirsin Allah Allah ya? Onlarda senin gibi şeker mi var? Ya şimdi bir dakika ya, bir dakika. Şeker nereden çıkıyor bende şimdi şeker? Şeker nereden çıktı ya? Benden uğraşmadan duramıyorsun değil mi ya? Tövbe tövbe, Allah Allah. Yörük, Bayram Bayat sinirlendirme ya, ne olur. Allah Allah. Şimdi birazdan tansiyon, Parkinson, her türlü şey fırlayacak. Ha komutanım ha? Bir de sen benden uğraş. Sen de üstüme gel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok sağ olun.
Tövbe estağfurullah ya. Oh. Yalnız bak, bunda baba. Böyle olmaz. Sen tabağına hiç dokunmamışsın. Arkandan ağlar yemin ediyorum. En güzel yeri. Komutanım. Yok komutanım, ben yiyemeyeceğim, şiştim. Yok işte yani. Belli belli, yemediğin belli. Rüzgar çıksa uçma diye bacağından ağaca bağlayacağız seni. Tüy gibisin ya. Bak, asker adam dediğin zaman bir oturuşta bir tane kuzuya hars diye kayar. Tek başına yekten sektirir. Bak misal Çiğdem babaya bak. Koçum benim, aslanım. Tek nefeste aha bu kadar kol gibi iki tane 1,5 dürümün içinden geçti. Ya aslında ya kalmasın, onları da yiyeyim diyeceğim ama valla bu sefer ben de abarttım. Bir hafta bir şey yiyemeyeceğim, çatlayacağım yani. Çiğdem sen beni biliyorsun, ben seni biliyorum. Kime bu baba? Yersin sen. Gerçi aramızda tabağına hiç dokunmamış arkadaşlar da var ama. Ha yok, ben şey diyet yapıyorum. Ha anladım. Babalar, o arkadaş parmak hesabı yapmaktan sütten kesildi. Aha, komutanım lütfen. Doyduk mu? Yani. Yani. Ne demişler? Biz dedik Allah arttırsın, sofrayı Kur'an kaldırsın. Allah arttırsın kardeşim. Afiyet olsun. Başka bir şey yiyen yok. Hesap, hesap. Çok mu çekmemiz lazım? Meylan, böyle hesap mı olur oğlum? Sıfır falan yanlış olmasın mı? Deli bak buna. Doğru abi. Eminsin yani? Eminim abi. Kesin mi? Kesin abi. Böyle hesap mı olur lan? O bizim paketleri de şey bu hesap. İçinde, içinde. İçimiz, içimiz. Bakiye yetersiz dedi abi. Ne dedi? Bakiye yetersiz. Aha. Yok yok, şeyden o yanlış kart da onu ben halledeceğim. Sıkıntı varsa yok yok, estağfurullah komutanım. Yazık çocuğa ya. Onda olduğu kadarını çek, tamam. Şunu da al. Bak saymıyorum artık ne varsa, tamam. Hadi uğraştırma beni. Devamını bekliyoruz komutanım. Bekleyin, afiyet olsun. Bir dakika, bir dakika. Benim bu anı hemen ölümsüzleştirmem gerekiyor. Neyi lan, ne kadar yedinim ölümsüzleştirecek? Ya yok komutanım. Bugün benim çömezliğimin ve hesaplardan kurtuluşumun günüdür. O yüzden bu anı ölümsüzleştireceğim. Ayrıca da Batur Üsteğmen'imin ilk hesap günü selfisi olacak. Artık hesaplar sizden komutanım. Kim lan çömez? Ha? Komutanım ne diyor ya? Üsteğmen'im lan ben. Bizde adet böyle komutanım. Tüme en son katılan rütbesi ne olursa olsun bir süre çömez muamelesi görüyor. Hesapları da o ödüyor. Komutanım doğru mu şimdi? Doğru söylüyor. Hadi toplanın, şöyle çekiyorum. Öyle hadi gel, gel, gel. Hadi, hadi. Çekiyorum. Kılıç. Of. Galip lan. Eve gitmeden bir soda moda mı alsak? Aynen aynen, ben de çok fenayım. Oh. İyi akşamlar Cümleten. Hadi iyi akşamlar kardeş. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar kuş. Eyvallah, hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar komutanım. İyi akşamlar baboş. İyi akşamlar kardeşim. Kesene bereket tekrar. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Funda, seni ben bırakayım eve. Araba otoparktı. Tamam, olur. Tamam, hadi. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah. Yani demek ki böyle sen söylüyorsun, o da söylediğini yapıyor, he? Evet. Vallahi gavurlardan korktular ha. Bu abartma ya. Yani çok bir şey değil. Sorması ayıp, niye yemeğini yemiyorsun acaba küçük hanım bayan, he? Baba ya, hem küçük hanım hem de bayan. Olur mu hiç? Olur. Can boğazdan geldi kızım. Bak bir derdi bir kemik kalmışsın ha. Vallahi benim korkum böyle vitaminsiz kalınca ders bey aklına girmeyecek ha. Ama baba yiyorum işte. Ya kurban olayım ye. Baba kurban. Hele bak ne diyeceğim. Ya sanki böyle hayatımız düzene giriyor değil. Bak sen çok güzel bir okulda okuyorsun. Derslerin de maşallah çok iyi. Kız böyle giderse vallahi Aziz Sancar abini bile geçersin ha. Beni dersen Allah'a şükür işte. Bir işlerimiz rayına koydum. Aa, şeytan kulağına kurşun. Aa, Esra.
Kızlar. Babacığım benimle arkadaşlarım geldi. Artık ben gideyim. Ama senin daha yemeğin duruyor. Gençler bir şeyler yine karnınızı doyurun. Daha geç kalmazsınız. Bu arada tanışamadık. Ben Esra'nın babasıyım. Biliyoruz. Esra sizden bize çok bahsetti. Öyle mi? Sağ olsun. Ama ne işi yaptığınızı bir türlü söyleyemiyor. Ne iş yaptım? Bir şey... Harita uzmanı. Bey. Ha? Seyfi Bey, harita uzmanıdır. Yani onun kadar iyi topografya uzmanı... ...Türkiye'de bir yerin parmaklarını geçmez saymaya kalksan. Mesela ben kendisiyle çalışmaktan çok mutluyum, değil mi Seyfi Bey? Ben yani topografya. Ha, geçmez yani bir yerin parmaklarını. Ha. Haydar Bey, siz de nereden çıktınız? Yani o iş geldiniz. Açsanız bir şeyler yersiniz. Yok, akşamları dikkat ediyorum artık. Sadece yağsız yoğurtla meyve yiyorum Seyfi Bey. Maşallah, maşallah. Babacığım, biz de artık derim dolmuş, kaçacağız yoksa. Biz gidiyoruz. Görüşmek üzere, Haydar amca görüşürüz. Hadi kendinize kızlar. Dikkat edin. Üstünü sıkı giy, bak havalar tamam, kötü. Tamam, üşütürsün tamam, ha. Tamam. Hey, hadi. Şunlar ya. Ya. İzbandut abi, hayırdır sen buralar? Ne bileyim Seyfi, canım sıkkın işte ya. Eve bile gitmek istemedim. Ama benim hayatımı kurtardın abarla. Ya bu çocuklar da beni ne zaman görseler atmaca gibi soru soruyorlar ya. Seyfi abi ne iş yapıyorsun? Seyfi abi ne iş yapıyorsun? Ya ne iş yapacağım? Albay ne söylerse ben de onu yapıyorum da. Ama diyemiyoruz ki. Çay içiyorsun. Babalar ne çayı ya? Ben açlıktan botlarımı yiyeceğim şimdi. Yağsız yoğurt, meyve. Onlar tiyatro Seyfi. Geç onları, tiyatro onlar. Erenler sen oradan bana bir tane... Ver. Bir tek bir kelle paça ver. Ciğer ver oradan. Şu tavuktan iki but ver. İki de dolma atı ver yanına ya. Olmazsa yine söylerim doymazsa. İzbandut abi benim için de söylüyorsan ben tokum sağ olasın yani. Yapma ya. O zaman sermayeyi kediye yükledir desene. Sayende. Seyfi var ya sen harbiden çok şanslı adamsın babalar. Yani senin gibi bir ayaklı felaketin böyle pırlanta gibi bir çocuğu olacak. Olacak işte değil Allah'ın sisti. Vallahi ben de aynı şeyi düşünüyorum ha. İzbandut abi bir şey soracağım ya. Hani sen biraz önce böyle topografya bir şey dedin ya benim için. Ha topografya. O iyi bir şey mi? İyi iyi çok iyi bir şey Seyfi. Eyvallah. Bir şey daha aklıma takıldı. Dur. Yemeği ben mi ısmarlıyorum? Babalar ben geldim masaya oturdum. Sen ısmarlıyorsun tabii. Ama sen koskoca yüzbaşısın. Ben daha sigortam bile yok ya. O değil de seni evlendirelim Seyfi. Everek seni ha? Ne dersin? Ha? He. Ana bak ya. Estağfurullah abi ya. Erenler evlenmenin estağfurullah mı olur? Biz şimdi gideceğiz. Sana boyu boyuna yani o nasıl olacak bilmiyorum ama huyu huyuna bir kız bulacağız. Helal süslenmiş. Evlendireceğiz seni, evereceğiz. Canım, İzbandut abimin böyle tatlısını kallavi güzel bir şey yap ha. Hadi canım göreyim sizi. Ya vallahi İzbandut diyorum ama çok kalender adamsın ya. Halden anlıyorsun abi ya. Vallahi anlarım, güzel. Anlarım. Senin şu evlilik işini haftaya konuşacağız yemekte. Abi haftaya da mı yiyeceksin Allah'ın sever? Ne miyim? Ben o zaman tatam biterim. Ersin, annem bana da bir kahve yap be. Ama şöyle sert double express bir kahve yap anneme. Boş ver abi, kahve senin daha çok uykunu getiriyor. Ama annem uyumamamız lazım. Kopuz babayı gördün, adam dinamit gibi girdi harekat merkezine. Anlayacağın o ki Ersin, bu gece bize uyku yok annem. Doğan al götür şu kahveyi. Eğer bir daha bana annem dersen seni ranzadan aşağı atarım bak. Kahve? Hayır. Kakao? Hayır abi. Kant? Doğan Allah aşkına al şu götür kahveyi, buz gibi oldu ya. Ne bağırıyorsun lan? Bari gazoz vereydin.
Dur. Giremezsin. Peki İHA'lar? Hava şartlarının uygun olmadığı bildirildi komutanım. Bilgi yerel kaynaklardan alınmış, büyük olasılıkla da doğrulanmış. Kaan Yüzbaşı ile görüştünüz mü? Hayır komutanım, emrinizi bekledik. Hemen görüşelim. Kopuz albay. Yüzbaşı bozuk. Yüzbaşı bozuk hattı komutanım. Yüzbaşım, durumunuzda bir değişiklik var mı? Hayır komutanım, sakin. Yüzbaşım, oldukça büyük, silahlı bir grup bulunduğunuz köye doğru ilerliyor. Büyük ihtimalle orada olduğunuz bilgisine ulaşan çevredeki terör gruplarından biri. Anlaşıldı komutanım, emriniz. Köy mücavirinde kesinlikle sıcak çatışmaya girmenizi istemiyorum. Sizden isteğim şu, o çakallar size ulaşmadan sen onları bul, yerlerini tespit et ve bırak gerisini hava kuvvetlerimiz halletsin. Anlaşıldı mı evlat? Anlaşıldı komutanım. Harekete geçiyoruz. Tamam. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Hava durumunu dikkatle izlemeye devam edelim. Eğer bir değişiklik olursa İHA'ları hemen devreye sokarız. Tamam mı kızım? Anlaşıldı komutanım. Ben odamda olacağım. Tüm adımlardan beni haberdar edin. Emredersiniz. Aslı, şu yörük nerede? İyi. Efendim? Komutanım. La yörük nerede? Nerede? Emre ne diyorsun oğlum? Şeyde, nerede? Emre var ya, dipçiyi ağzına yiyeceksin şimdi ha. İçeride, içeride komutanım. Lan değişik. Askerlikte böyle ü bilmem ne efendim olur mu lan? Ha? İyice tuhaflaştı bu tim ya. Emredersiniz komutanım. Toparla herkesi. Emredersiniz. Allah Allah. Ne Allah Allah? İki tane yüzbaşı var, ben ne yapayım? Biri söyle der, biri söyleme der. Emre ne b**sin? Emre? Kim ki bu? Anacığım, daha çok var mı ya? Ne zaman pişer bu? Az daha bekle. İlyas. Bu koku var ya, cennetin kokusu. Öyle vallahi komutanım. Anne, buna kuyruk yağı koydun mu? Kuyruk yağı koymalı buna. Elbet buna kuyruk yağı konmalı diyorum ama dinleyen kim? Ay, ben değilim. Amca ya, kuyruk yağı falan koymayın. Vallahi dinlemiyor. Ben koydum ne lazımsa, karışmayın. Aha, kavgada söylenmez. Kadın, ona yağ koymadın, inat etme. Sen uyuklamana bak adam. Aa, ne me lazım senin? Ağır konuştu. Çok ağır konuştu. Ne diyorsam onu yap. Çocuklar asker kuyruk yağı yemeli. İşte bile sade yağ. Kuyruk yağı. Sade. Kuyruk. Evet. Ağır konuştu amca. Ulan yörük. Yemek gördün mü dayanamıyorsun değil mi? Kokuyu mu aldın? Yemek bitti. Teğmenim, amcayla teyzeyi daha fazla yormayalım istersen. Bir de şu hamarat hanım kızımıza söyle. Nöbet noktasına geçsin, yoksa ben onu doğrayacağım.
Emredersiniz komutanım. İlyas. Duydum komutanım. İlyas, gözlerini destil. Bozok baba, ne oluyor? Buraya doğru geliyorlarmış yörük. Kalabalık bir gruplarmış. Kopuz baba öyle söyledi. Anlaşıldı. Ne yapıyoruz? Takviye gelene kadar köyü boşaltamayız. Ben Selçuk ve İlyas'la sızma yapacağım. Teröristlerin yer tespitini yapıp hava kuvvetlerine bildireceğim. Gerisini onlar halledecekler. Sen de diğerleriyle buradasın. İki adam yetecek mi? Yeter. Sadece yer tespiti. Zaten sıcak çatışmadan kaçınma emri aldık. Başka bir şey yapamayız. Anlaşıldı. Allah yardımcınız olsun babalar. Hepimizin olduk. Kılıç, emir komuta aydılar yüzbaşıda. Selçuk, İlyas, haydi. Babalar duydunuz. Ah be Ayvalam. E be kınalı kuzum. Saat kaç oldu? Sen hala uyumadın mı? Onlar hiç uyumazlar mı dede? Bak. Görevleri devam ederken uyumazlar. Neden? Uykuları gelmez mi? Ya gelir. Gelir ama uyumazlar. Acıkmazlar mı? Yemek yemediler. Ayvalam bak. Onlar biz rahat rahat uyuyalım diye uykusuz kalırlar. Biz rahat uyuyalım diye onlar uykusuz kalırlar. Haydi yat bakalım. Haydi kınalı kuzum. Arkadaş, geç kaldık ya, geç geç. Geç. Bugün doyar mısınız acaba? Ya tamam komutanım, bitiyor. Kalkarız birazdan ya, Allah Allah. Sen merak etme, biter şimdi. Kuzi, siz nereye gidiyorsunuz böyle acele acele? Aha, gene Kuzi dedi. Kız bak bana bir daha Kuzi dersen bu sefer yemin ediyorum buradan. Aa. Bir dakika şimdi, bir dakika şimdi. Yani Kuzi demesin de ne desin? Kuzisisin sen onun. Kaan abi, bak Allah aşkına gene asabiyet yapma ya. Zaten kolun kanadın kırık. Ay gözleri kör olsun onların. Kevgire çevirdiler çocuğumu. Kurşun girmedik yeri kalmadı vallahi. Ya yok Selver anne ya. Onun yarasını ben diktim. Maşallah Türk gibi ya. Hiç merak etme hiç. Allah korusun. Ya dadaş, öyle deyip kadının yüreğine indireceğim. Selver anne merak etme sen. Biz hastaneye gösterdik onu. Aman iyi. Anne. Ha? Bu ev gene neden tımarhane gibi acaba? Niye topladın bunları buraya gene? Hele bu, bu besleme mi bu? Bunun nüfusuna mı geçirdin sen? Ay, sen doymamışsındır yavrum, al. Sana birazcık daha koyayım. Koy Selver baba, koy. Ben yahu geç kaldık yahu, geç. Bana ver Selver anne. Afiyet olsun. Sağ ol. Babalar, hiç öyle bakma. Gökyüz nöbette. Ya. Ya oğlan kızamık atlatıyor. Hatice yenge karargâhta çalışıyor. Bu Bayram Bayat bir başına boynu bükük, kalbi kırık. Bu Kuzi ile Kubi zaten ikametgâh belli ki buraya çekmiş. O yüzden bence bu durumla barış babalar. Yörük. Ha? Ordu evine gideceğiz ya. Adamı deli etmeyin lan. Ordu evine gideceğiz. Ordu evi mi? Evet. Bir gören falan mı var çocuğun? Hayır. Şeytalelerle buluşacağız anne. Onlara moral için gidiyoruz. Tim olarak katı bu danalar da burada hala yemek yiyor ya. Ah, o zaman hemen kalkın, kalkın hadi. Ne duruyorsunuz? Hadi çocuklar bekler. Hadi çocuğum hadi, hadi kalkın. Hadi, hadi. Yediniz mi Selver'in telliğini? Ah, hadi yürüyün çocuğum. Bana bakın, hadi. Az ye. Hadi kalkın. Hadi çocuğum. Hadi. Hah, hadi beklemesin yavrucaklar. Hadi gidin bir an önce çocuğum. Hadi yavrum, hadi. Hadi afiyet olsun, hadi.
Eline sağlık Serhan. Yürü yürü hadi yürü. Serhan eline sağlık. Hadi hadi ben size gene yaparım. Komutanım buradan direkt yemeğe gidiyoruz değil mi? Ya babalar kahvaltıdan yeni kalktık daha ya. Dert etme canım kardeşim benim. Biz birazdan acıkırız. Komutanım Başak Asubay da geliyor değil mi? Geliyor geliyor çıkar şimdi. Aa o da mı geliyor? Bir kişi daha desek kaç kişi oluyor? Dokuz boğaz. Yuh babalar ya yuh. Gerçi Başak çubuk gibi kız fazla yemez. Aa, o ayı boğanlar da kahvaltından yeni kalktı. Toklardır. Ucuz yırtarım herhalde. Şu benim arabada dürüm satan yere de götürürsem olur bu iş olur. Yörük. Yörük. Ne düşünüyorsun? Hesap yapıyor galiba komutanım. Komutanım Başak da geldi gidebiliriz. Komutanım. Komutanım Başak komutanım. Başak geldi hazırız gidebiliriz. Yürek. Ha? Ha? Ah. Gidelim ben bir yer biliyorum oraya gideriz. O iş öyle değil. Ben biliyorum gideceğimiz yeri. Biliyor musun? Biliyorum. Bugün gideceğimiz yeri ben seçtim. Hoş geldiniz efendim. Hoş kaç bulduk. Kişi olacağız acaba? Dokuz. Dokuz kişiyiz. Şöyle alalım sizi, buyurun. Oo, masa tam bizlik ya. Aha, babalar yani seçe burayı mı seçtin? Ha, çok iyi değil mi? Ha, çok iyi. Dedim ki, Yörük Haydar'ın anına şanına yakışır bir yer olsun. Dedim, burayı seçtim. İyi yapmış mıyım? Nasıl yapmışım? Çok iyi. Çok iyi yapmış, çok iyi. Ya. Kendi evin gibi ya. Komutanım. Buyurun Yörük Beyciğim. Ya gerçekten siz ne kadar bonkör çıktınız ya. Öyle. Hayır yemek falan deyince ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hani şey yapar Haydar komutan diye. Böyle bir dürüm falan kitler sıyıştırır oğlan diye düşünüyordum ama şu an gerçekten çok şaşırdım. Şoktayım. Helal olsun. Yemin ediyorum helal olsun size. Heh teşekkürler. O ne lan? Şimdi mi dediniz komutanım? Hı? Şimdi mi dediniz? Ya İlyas bayağı pahalı ya. Bugün buluşuyoruz değil mi? Şu bu fiyata bak. Komutanım. Gene mesajlaşıyor. Evet. İlyas. Sen geceden beri mesajlaşıyor musun aslanım? Ha? Yok komutanım ne mesajı ya öyle maçlara falan baktım. İlyas sende bir işler var ama hayırdır? Ya söyle anlat biz de zorlama kendine ter dökme işte. Yok komutanım yok bir iş falan yok. Yok bir şey. Ben? Sen arazide mesajlaşıyor musun lan yoksa? Ben? Ha, arazide hayır. Operasyonda? Hayır komutanım öyle şey yapar mıyım ben? Yok mesaj falan. Mesajlaşıyordun ya. Komutanım. Bence sen en iyisi şu kızı buraya çağır. Ya o da gelsin. Hep beraber yemek yiyelim. Tanışalım biz de. Seni kötülemeyiz yani. Yok ya ne kızı? Kız falan yok. Çağır. Gelsin o da. Ama aç gelsin söyle. Aç gelsin. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? İsterseniz önceden soğuk meze ikram edelim masamıza. Aynen. Sonrasında ara sıcaklar. En sonunda etler. Evet kesinlikle evet. Geldi. Şimdi şöyle ben hemen bir şakşuka ile patlıcan salatası istiyorum. Ben de muhammara ile acılı ezme alacağım. Şöyle. Ablacığım sen ver onu bana. Şöyle koyayım. Sen bir tepsi daha yapsana bize. Ayarlasana. Oha. Sen çok sevmezsin zaten bunu. Ver abi. Al komutan. Tepsiyle. Of bu ne ya? Alın koçum. Şuraya patlıcan. Ama böyle uzak tutmayalım, yakın olsun hepsi. Gözüm, sen bana kuru cacık... Çok canım çekti. Önce ben bir kuru cacık alayım. Komutanım, ara sıcaklardan da olursa güzel olur. Şöyle bir işte fındık lahmacun, içli köfte falan. Salata istiyorum böyle, bol yeşillikli. Atom istiyorum bir de. Kuru patlıcan da alalım. Ha, bir de şey var, şu küçük fidelerden. Yapıyorsunuz değil mi? Tabii ki. Süper, onlardan da alalım. Sen de vur Başak baba, sen de vur.
Etlerden ne alırsınız? Daha ne alacaklar ya? Yeter herhalde bu kadar. Yok komutanım, yetmez. Alırız, alırız. Alırız tabii komutanım, alırız. Ben hemen vereyim siparişimi. Ben iki porsiyon kuzu şiş istiyorum. Başlangıç olarak, yetmezse devam ederim zaten. Ben de antrikot istiyorum. 2,5 porsiyon. Güzel olsun. 1,5 Adana istiyorum. Böyle bol bol acılı olsun. Yanındaki malzemelerden bol olsun. Ben de 1,5 Adana istiyorum. 1,5. Ben de 2 porsiyon bonfile, 1 porsiyon kaşarlı köfte. Şimdi ben karışık ızgara istiyorum ama önemli bir detay var. Kesinlikle beyaz et olmayacak. Full kırmızı. Bütün karışık kırmızı olacak. Tamam? Ha komutanım, ben bir de buradan sonra ilana gideceğim. Ona da paket yaptırırız. Evet. Ona da bir karışık paket. Aynen. Sen bana 1 porsiyon, 2 porsiyon kuzu şiş yap. Babacığım şimdi ben de vereyim siparişimi. Arkadaşlar ne istediyse hepsinden birer tane de ben rica edeyim, olur mu? Oha. Siz ne alırsınız? Ben mi? Evet. Su. Vallahi galiba doyduk. Ha? Vallahi komutanım, yani yer kalmadı, çatlayacağım. Bir tatlı yemek istiyorum ama yok yani. Yer yok. Zor bitirdim. Geçiden baba ye. Yani bu kadar yemişsin. Tatlı da ye bence. Yok komutanım, yok. Çok sağ olun. Ben şimdi biraz yediğime içtiğime dikkat ediyorum. O yüzden bu yeterli. Etmen lazım zaten. Vallahi benim de acil bir soda içmem gerekiyor. Ya benim de. Ben de soda istiyorum. Varsa eğer. Yani ben de kararında yedim diye düşünüyorum. Tabii biraz boşluklar kaldı ama doydum sayılır. Komutanım aslında çok abartmadık ya. Yani şuncacık şey bize ne etsin? Anca dişimizin kovuğu değil mi komutanım? Baba, bu nasıl bir kovukmuş ya? Ha? Kovuk değil, mağara mübarek. Tövbe yarabbim ya, şundan bari. Neyse doydunuz herhalde. Artık diye doyduysanız ben hesabı isteyeyim ha. İste artık, hadi. Komutanım, İlhan'ın paketleri de var, onu unutmayalım. Unutmayalım. Babalar şu bizim hesabı bir ayarlar mısın? Bir de paket varmış onu da. Buyurun efendim. Bir de gülüyor ya. Neye gülüyor ki? Nerede bitiyor ya? Ne lan? Bu ne lan? Yeni parayla mı bunlar? Evet efendim. Yeni para, iyi. Tam süre yapmaz, yetmez onu. Babalar artık bir hatasınız herhalde. Acayip bir video gördüm bak. Yemin ediyorum bugün düşmüş. Yani Jörg, sen bir kredi kartı falan çözersin bu işi. Kredi kartı mı? Hmm. Kredi kartı benim
Benim kredi kartım var da benim yanımda yok. Ya boş ver. Bulaşık var. Baba ben bulaşık yıkayacağım. Yani. O kadar da değil canım. Gökçen biliyordur kartın nerede olduğunu. Ben bir arayayım. Evet. Alo Gökyüz. Neredesin? İşten çıkıyorum şimdi Haydar. Ne oldu? Nerede benim kredi kartım ya? Sen sürekli evde unutuyorsun diye ben kullanıyorum artık. Ne yapacaksın? Ha doğru, doğru şey ben. Yani şifresini bilmiyorum diye evde bırakıyorum. Sen onun şifresini hatırlamıyor musun? Ha hatırlamıyorum. Ondan evde bırakıyorum ya. Anladım. Ne oldu? Niye sordun kartı? Tim'e yemek ısmarlayayım dedim. Ondan sonra onlar tabii bütün lokantayı yiyince üzerimdeki para yetmedi. Tamam ben getiririm. Neredesiniz? Ha, tamam biliyorum orayı. Hadi, hadi görüşürüz Gökyüz. Bekliyorum. Neyse. Şey, Gökyüz geliyor yolda. Ha, iyi iyi. Gelsin yengemiz. Hadi bize müsaade o zaman. Ya bir dakika babalar. Ya şey, limiti çıkmazsa yetmezse falan. Her şey çok güzeldi. Yörük baba, kesene bereket gerçekten. Allah razı olsun. Doyduk gibi oldu. Sizler nereye gidiyorsunuz ya? Yengeme selamlar. Buna kartın limiti yetmezse ben ne yapacağız? Siz ikiniz. Sarışın, içeride ver. Siz bir yere gitmiyorsunuz. Komutanım benim çok acil işim var. Komutanım İlhan'ın paketi soğumasın, o yüzden kalktım. Geçin oturun şuraya. Oturun. Emredersiniz komutanım. Beklerken böyle bir tane daha tatlı mı yesek çayla beraber ha? Tatlı. Madem öyle birer tane künefe falan yiyelim. Bir tane, birer tane daha. Sizi şişe takarım. Kebap diye pişiririm yemin ediyorum. İkram falan olur belki. Evet. Ben iki tane boş şiş alabilir miyim? Boş. Aha, yengeniz geldi. Hoş geldin hayatım. Hoş buldum. Al bakalım. Sağ ol. Al bakalım. Beyefendi girecek şifreyi. Şifre ne? Şifre ne? Ne şifre? Şifre evlilik tarihimiz Haydar. O kadar basit şifre mi olur ya? O kadar basit. Herkesin bilmesi gereken bir şifre. Hayır canım, niye herkes bilsin? Herkes bilmesin ama ikimizin kesin olarak bilmesi gereken bir şifre. Tabii. Değil mi? Tabii. Tabii. Hadi. Hadi. Haydar. Evlilik tarihimizi hatırlamıyorsun değil mi? Komutanım siz evlilik yıl dönümünüzü bilmiyor musunuz? Gerçekten mi komutanım? Yani inanmıyorum. Bana verin bana. Bana verin, ben hallederim. Thank you.
Geldi. Sizin fikrinizdi komutanım. İnşallah. Bravo. Bravo. Bir daha. Sağ olun, var olun. Turan askerleri, inşallah bayrağımızı Karabağ'da asacağız. Allah sizleri korusun. Tabii ki sizler için bir daha. Daha önce soracaktım ama o telaş içinde fırsat olmadı evlat. Sen Timin'le beraber gitmedin. Ama komutanın yanındaydın. Üstelik de sivilsin. Ne işin vardı senin orada? Ben... Evlat, tehlikeli sularda yüzmüyorsundur umarım. Komutanım. Bu konuyu sonra konuşacağız seninle. Dursun abi. Kutalmış Paşa'nın acil kana ihtiyacı var. Nadir bulunan bir kan ve maalesef kan bankasında yok. Bizim tutmuyor ki. Hangi kan grubu? Sıfır negatif. Bu benim kanım. Yani benim kan grubum. Ben hemen verebilirim. İlyas, hemen alalım. Tamam. Ayça, buradayım gel. İlyas. Ne haber? İyiyim sen? Gel şöyle geçelim. Komutanlardan falan biri görecek diye korkuyorum, dinleme lazım. Ne olacak senin bu halin ya? Çok merak ediyorum gerçekten.
Ya öyle deme Ayça ya. Ya bütün kılıç teminin diline düştüm zaten. Hatta Kopuz Albay da peşimde, sürekli sorguya çekmeye çalışıyor beni. Zor kaçıyorum. E babam seni kenara çekince ne diyeceksin? Baban? Bir dakika, Kutalmış Paşa uyandı mı? Yani siz konuştunuz mu yoksa? Beni sordu mu, bir şey sordu mu? Bana ne yapacağını söyledi mi? Ne dedi? Kurşuna mı dizecekmiş? Vuracak mıymış beni? Ne yapacakmış? Seni Sibirya'ya sürgüne yollayacakmış İlyas. Sibirya mı? Daha neler İlyas? Şaka yapıyorum. Bir şey sormadı tabii ki. Hem daha babam odaya alınmadı zaten. Alınmadı mı? Peki Kutalmış Paşa'nın durumu iyi mi? Yani şey ihtiyacınız falan var mı? İyi. Sayende çok iyi. Ben sadece yapmam gerekeni yaptım. Komutanım, İlyas komutanımızın ziyaretçisi var. Öyle mi kardeş? Ziyaretçin gelmiş. Kimmiş acaba? Eyvah! Ne işin var senin burada? Ayşe, ne işin var burada? Sana da merhaba İlyas. Yani karargâhtayım dedin, çıkamıyorum dedin. Ben de geleyim dedim. Hata yapmışım sanırım. Neyse, tamam, başka bir zaman buluşuruz. Ben gideyim o zaman. Tamam, dur. Tamam, hemen kızma. Hemen kızmana gerek yok. Yani öncelikle hoş geldin tabii de. Yani sen karargâha gelince ben çok geriliyorum, panik oluyorum biliyorsun. İyi de babam burada değil ki, başka kimden çekiniyorsun? Başka kimden mi çekiniyorum? Yani hangi birini sayayım istersin? Hatta şöyle söyleyeyim sana. Mesela şu an arkamdaki merdivenlerde bütün kılıçtım gözünü dikmiş bize bakıyor olabilir. İstersen bir bak. Haklısın galiba. Haklıyım değil mi? Biz istersen şöyle uzak bir yere geçelim. Tamamdır. Ya Kopuz Albay geldi. Kaybol. Albay geldi. Geç. Kopuz Albay, kaç. Neden ya? Emin. Lan. Ne bileyim, siz bağırınca korktum, ben de bağırıverdim komutanım. Çay getirdim. Ay çok sağ ol, eline sağlık. Afiyet olsun Açan. Oh, oğlum sırası mı şimdi çayın? Bayındır, ne işin var senin burada ya? Komutanım, Kaan Yüzbaşı ile Haydar Yüzbaşı gönderdi bu çayı. Kaan Yüzbaşı ile Haydar Yüzbaşı mı? Kaan Yüzbaşı ile Haydar Yüzbaşı. Eyvah, bu sefer gerçekten bittim ben. Çay komutanım. Yok, senin için. Çok güzel olmuş. Benim özel karışımım olur Ayça Hanım. Afiyet olsun. Ayça'm. Hoş geldin. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çay aldım sana ama yiyecek bir şeyler istersen yok, alabiliriz. Yok, kahvaltı yaptım zaten. Tamam. Şöyle geçelim mi? Olur, öyle geçelim. Hadi gel. Çantanı alayım hemen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Neyi yettin de geldin? Çünkü karargaha gitmeden dayanamadım, seni görmek istedim. İyi yapmışsın, hoş geldin. Hadi otur. Kutalmış Paşa nasıl? İyi, hatta sabah karargaha gideceğim falan diyordu. Nasıl ya? Karargaha mı? Bugün karargaha mı gelecekmiş? Evet de annem izin vermedi, merak etme, yani evde. Değil mi yani? Adam dinlensin, daha hastaneden yeni çıktı. Tabii öyle de. Yani benim karargah da kaçmıyor. Kaçmıyor da sen babamla karşı karşıya gelmekten mi korkuyorsun? Yok, hayır. Senin daha evinde olduğunu çoktan unutmuştur İlyas. Değil mi? Yani bence de unutmuştur. Bayağı oldu zaten. Unutmuştur diye düşünüyorum. Unutmuş mudur gerçekten? Unutmuştur. Ha. Peki benimle ilgili bir şey sordun mu hiç yani? Hayır, konusu bile açılmadı. Güzel o zaman. Bugün ne yapacaksın? Yani akşam buluşmak ister misin? Olur.
Ama yani karargâhtan falan bir işim çıkarsa biliyorsun. Tabii ki. Anlaştık o zaman. Sen geç kalmıyorsun bu arada değil mi? Yok. Tamam. Bir dakika ya. Geç kalıyor muyum? Saat kaç oldu ki? Ben geç kalmışım bile yani. Benim hemen gitmem gerekiyor. Tamam. Hadi görüşürüz. Aha. Yine geç kaldı değil mi bu? İyi, versin bakalım hesabını şimdi. Günaydın komutanım. Yine geç kaldın değil mi lan sen? Şey komutanım. Ney? İlyas, ney? Şey. Ney sarışın, ney? Yoksa tatlı rüyandan uyanamadın mı? Yoksa aşk sarhoş musun? Hayır komutanım, hayır. O zaman niye geç kaldın? Hayırsa? Şeyden geç kaldım ben. Sarışın, ben şey diyen adamı sevmem babalar. Şey ne? Trafiğe takıldım komutanım. Trafiğe takıldım. Evet komutanım. İnanalım mı? Vallahi babalar bir tarafım diyor ki çocuk doğru söylüyor inanalım. Ama diğer tarafım diyor ki sakın inanma. Niye acaba? Yani trafiğe takıldım komutanım. İlyas, senin o takıldığın trafik var ya, o trafiğe seni bir takacağım bir gün. Geç içeri. Emredersiniz komutanım. Trafik İlyas. Kutalmış Paşa karargaha döndü mü? Göreniniz var mı? Yok yok. Kutalmış Paşa karargahta değil bugün. Yani bugün de gelmeyecekmiş. Şey, sabah telefonda Ayça'yla konuştuk da. Yani Ayça'yı aradım çünkü Kutalmış Paşa'nın durumunu merak ettim. Onu sormak için aradım. Çok şükür Kutalmış Paşa iyiymiş. Dinleniyormuş, birkaç gün gelmez dedi. Öyle mi İlyas? Öyle komutanım, evet. Ya Sarışın, hadi yine bugün yırttın diyelim. Yarın gelecek. Ondan sonraki gün gelecek. Ondan sonraki gün kesin gelecek. Çünkü karargah onun oğlum. Yani eninde sonunda gelecek. Ben Sarışın. Oğlum sana sormayacak mı adam? O krevinde ne işin vardı diye soracak. Ney? Şey yani... Yani İlyas, açıklaması çok zor bir durum. Yani. Ama yani hatırlamıyordur ki beni. Yani sonuçta unutmuştur. Adam o kadar şey yaşadı. Yani beni gördüğünü mü hatırlayacak? Tabii canım. Komutanım ben en iyisi şu an susayım. Sus. Bence de. Sedat Asubay değil mi ya? Hani nerede ya? Hoppa. Yok, gelmeyecekti ki onlar bugün. Kutalmış Paşa gelmiş mi yani? Sedat Asubay burada olduğuna göre general de karargâhta. Hayda. Komutanım siz hani o bugün gelmeyecek diyordunuz. Gelmeyecekti zaten. Niye geldi anlamadım ki. Yani Ayça öyle söyledi, gelmeyecekti. Dur anlarız şimdi. Allah Allah. Sedat. Komutanım. Kutalmış Paşa. Karargâhta mı Sedat? Evet komutanım, yeni geldik. Şey komutanım, Kutalmış Paşa İlyas Assubay'ı yanına çağırdı. Hemen gelsin dedi. Sebebini biliyor musun acaba Sedat? Hayır komutanım. İlyas, Paşa çağırmış. Hadi. Ya şimdi büyük han geldi çattı. Hayır ben demiştim demek istemiyorum ama demiştim yani. İlyas, inşallah büyük bir sıkıntı olmaz aslanım. İnşallah. Yalnız komutanım şunu söylemeden edemeyeceğim. Ben çok tırstım. Ben de. İlyas, korkunun ecele faydası yok aslanım. Hadi. Komutanım,
Olur da gidip geri dönmezsem... hakkınızı helal edin lütfen. Helal olsun kardeşim. Komutanım, gerçekten beni niye çağırdığını bilmiyor musunuz? Bilmiyorum İlyas. Seni çağırmamı isteyince ben de çok tedirgin oldum. Emredin komutanım. Emredersiniz komutanım. Hadi İlyas. Kurtulmuş Paşa seni bekliyor. Gel. Komutanım beni emretmişsiniz. Nasılsın Assubay Karaca? Sağ olun komutanım. Seni niye çağırdığımı tahmin ediyorsundur herhalde. Benim öğrendiğim şey... Şey komutanım... Yani bilemedim ben. Nasıl? Yani hiçbir tahminin yok mu? Şey, yani ben... Sen çok fazla şey diyorsun. Asubay, ben bu kadar şeyleyen adamdan pek haz etmem. Emredersiniz komutanım. Şu kır evindeki çatışmadan bahsediyorum. Evet komutanım. Ya evlat, sen bana müdahale etmemiş olsaydın ben bugün hayatta değildim. Çok teşekkür ederim. Müdahale derken komutanım? Ya işte ben yaralandığım zaman benim yarama müdahale etmişsin ya. Onu söylüyorum. Ha, siz onu diyorsunuz. Ben şey sandım bir an. Ne sandın? Ha, bu arada şeyi soracağım asıl. Sen o gün orada ne arıyordun gerçekten? Komutanım. Yani... Ney? Sedat komutan. Efendim. Dinliyorum. Komutanım. İlyas. İyisin inşallah gözüm. He. Komutan niye çağırmış? Teşekkür etmek için çağırmış. Ha, iyi yani komutanım öğrenmemiş durumu. Öğrenmemiş ama oradayken yani ben içime içime kaçırdım galiba. Ha. Sen daha dur. Sen daha çok içine içine kaçıracaksın. Senin başına gelecek var. Serseri. Öyle deme komutanım ya. Hadi geç içeri geç. Buyurun komutanım. Buyurun. Hadi geçelim bari. Serseri. Babacığım ne gerek vardı? Niye bu kadar geldin bu yolu? Allah Allah. Baba kız vakit geçiriyoruz işte ne güzel. Vallahi ben hiç gerçi değilim. Sınavlar nasıl gidiyor? İyi, fena değil. Ya biliyorsun çok çalışıyorum zaten. Aferin. Niye açmadın telefonu? Babacığım, zaten derse gideceğim ya şimdi orada göreceğim. Arkadaşım arıyor yani not soruyordur.
Babacığım ben burada ineyim mi? Zaten şurası hemen geldik. Allah Allah. Gidiyoruz işte kızım. Allah Allah. Peki. Geldik babacığım. Teşekkür ederim babacığım. Hoşça kal. Hadi bekle. İlyas, iyi misin? Komutan nerede? Kutlanmış Paşa gördün mü beni? Hayır, görmedi. Doğru söyle Ayça. Ne İlyas? Gittim peki. Ya gitti, kalkar mısın? Ha tamam. Tamam canım, bir şeyim yok ya. Böyle şöyle geçeyim, rahat rahat burada bekleyeyim dedim ben seni. Hmm, iyi yapmışsın. Niye haber vermedin geleceğini? Sana sürpriz yapayım istedim. Yani biraz acı dolu bir sürpriz oldu ama. Yok canım, ne güzel çimenlik. He doğru. Gayet iyiyim ben. Oh, hoşuma da gitti. Ha. Gel de bir çay ısmarlayayım o zaman sana. Bir çaya hayır diyemem, geleyim. Ha, tamam. Hadi. Dur, alıyorum ben. Tamam. Günaydın Tim. Sağ ol. Karagöz, aslanın fırla bir çay getir bana, haydi. Emredersin komutan. İlyas nerede? Komutanım, İlyas henüz gelmedi. Babalar, Sarış'ın ölümü ya benim elimden olacak... ...ya da Kutalmış Paşa'nın. Muhtemelen ben boğarak öldüreceğim. Kutalmış Paşa... asarak öldürecek. Kutalmış Paşa? İlyas, komutanım. Aslanım, orası biraz karışık bir konu. Yani o zamanla çözeceksiniz. İlyas, hadi ben gideyim artık, annem yokluğumu fark eder. Ama Ayça'm, ben çok sıkıldım artık böyle kaçak göçek görüşmekten. E tamam, şey yapalım o zaman. Çıkalım babamın karşısına. Söyleyelim, bitsin bu işkence. Çok iyi fikir, söyleyelim tabii. Tutayım seni elinden. Çıkayım Kutalmış Paşa'nın karşısına. Ben bu kızı seviyorum diyeyim. Bize karışma diyeyim. Bak sen sonra? Sonra bizi ayırmaya kalkma. Ben bu kızı bırakmam. Bizi artık ancak ölüm ayırır diyeyim. De. İlyas, babamın arabası mı o? Ne? Babam mı? Kutalmış Paşa mı? Hı. Ciddi misin Ayça? İlyas geldi. Aşk olsun Hacı ya. Vallahi yüreğime iniyordu. Böyle şaka yapılır mı ya? Ya biz babamın karşısına çıkacağız değil mi? Çıkacağız tabii. Çıkacağız da hazırlanmadan olur mu o iş? Ben ondan korktum. Hazır değiliz yani şu an. Bizi şimdi böyle hoş mu olur sokağın ortasında gizli gizli konuşurken görmesi? Ayıp yani. Yani ben ondan şey ettim. Ya sen ondan şey ettin. Evet. Pardon. Efendim. Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Ayça, benim acil karargaha gitmem lazım. Göreve mi peki? Hı hı. Tamam. Çok dikkat et, tamam mı? Merak etme sen beni. Tamam mı? Dönünce bu Kutalmış Paşa'yla konuşma işi üstüne çalışmamız lazım. Tamam. Sen bir dön de. Tamam, merak etme, döneceğim. Hadi sen de hemen eve git, üşüme daha fazla. Tamam. Hadi git sen. Baba Erenler, biz ufaktan gideceğiz galiba. Öyle mi diyorsunuz komutanım? Yani seni Kutalmış Paşa, yani... Ya vurarak ya da boğarak öldür diyorum ama işte kader böyleymiş. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de öyle düşünüyordum komutanım. Gerçi Ayça'ya söyledim. Tutayım elinden dedim. Çıkayım Kutalmış Paşa'nın karşısına. Hı. Kızınızı seviyorum. Bize karışma. Bizi ayırmaya kalkma. Bizi ancak ölüm ayırır.
diyeyim dedim. Ayça'ya dedim bunu. Ha. Ayça'ya bunu dedim. Lan Sarışın. Babalar seni deli mi kovaladı lan? Ha? Yürek mi yedin oğlum sen? Ha? Çok mu abartmışım komutanım? Yok. Hiç abartmamışsın hiç. Şimdi bak bir hayal ettim. Sen gitmişsin kurtarmış paşaya. Paşam. Hatta Ahmetciğim de istiyorsan. Olur mu öyle komutanım? Olmaz mı? Olur, çok iyi olur. Kesin öyle desen. Sonra de ki ben kızını seviyorum de. Bizi ancak de demin dediğin gibi ölüm ayırır de. Yani kesin ayrılırsınız. Niye? Çünkü Kutalmış Paşa seni öldürür. Silah çekip dam dam dam. Vurur mu? Yani pekmezini akıtır işte. Lan ben burada böyle öleyim. Ben böyle öleyim. Daha iyi komutanım ya. Vallahi ben böyle öleyim burada. Ölüyorum zaten. Yani vurarak öldürse daha iyi olur ya. Burada ölmek daha iyi. Yoksa... Bu daha kötü. Evet. Ya. Bu şerefsiz. Boşuna bizi buraya göndermedi. Keşke öbür taraftan gitseydik. Biz bu şekilde buradan çıkamayacağız komutanım. Ben sizi yavaşlatıyorum. Sizin bir şansınız olabilir. Oluyor biçim laf keskinle. Buradan seninle beraber çıkacağız. Anca beraber, kanca beraber. Bana bak Süleyman. Gerekirse ben öleceğim. Ama sen evine sağ salim döneceksin. Çünkü ben senin ailene söz verdim. Bugüne kadar Yörük Haydar'ın sözünden döndüğü görülmemiş. O yüzden bu bahis kapandı. Anlaşıldı mı? Hadi vakit kaybetmeyelim. Haydi demin kör kepeni. Her yerden sıkıştırdı şerefsizler. Vallahi bu defa oldu ha. Petrona o kadar da laf ettiydim ama izlemesi bayağı keyifliymiş ya. Gel bakalım gel. Geleceğin varsa göreceğin de var şerefsiz. Hak! Bunlar son çırpınışların yüzbaşı. Senin de o yanındaki askerin de sonu geldi. İkisi de ölünce patrona hemen görüntüyü yollayalım. Tamam Mert. Ölmek koymuyor be Keskinli. Ölmek koymuyor da anana babana verdiğim sözü tutamıyorum ya. O koyuyor işte. Şehitlik yazılmışsa başım üstüne komutanım. En azından özgür bir asker olarak şehit olacağım. Hakkını helal et komutanım. Benim için çok şey yaptınız. Hepiniz. Allah sizden razı olsun. Allah esas senden razı olsun babalar. Ulan seni evine götüremedim ya. İşte ona kalbim sıkışıyor. Düşünmeyin bunları komutanım. Canınız sağ olsun. Benim canım Türk ordusuna, vatanıma feda olsun. Komutanım biliyor musunuz? Ben çok şanslı bir adamım. Sizin gibi bir adamla tanıştım. Sizin emrinizde askerlik yaptım. Eğer beni o pisliklerin elinden kurtarmasaydınız, sürünerek ölecektim. Şimdi savaşarak şehit olacağım komutanım. Aynen babalar. Ölene kadar savaşacağız.
Giderken bu lavuklardan ne kadar temizlersek bu dünyaya o kadar iyilik yapmış oluruz. Hadi bakalım gelin lan. Savaşalım komutanım. Savaşalım. Kılıç demiri bozkurtları geldi babalar. Bizim kurtlar bunlar. Çok şükür komutanım. Sizin Allah'ınıza kurban be! Handa kılıç demir yetişti. Allah kahretsin, bu işin sonu belli oldu vallahi. Komutanım, bu şerefsizler çatışmayı izliyorlar. İzlesinler bakalım Çiğdem, izlesinler. İzlesinler, bu izledikleri son çatışma olacak. Komutanım, Haydar Yüzbaşı iyi gözüküyor. Ne sandın oğlum? Ona boşuna mı yörük diyoruz? Koca yürekli baş belası. Şimdi onlar düşünsün. Alın size çatışma. Kılıç temkinli bir şekilde çıkıyoruz. İlyas, komutanınıza bakın. Emredersiniz komutanım. Çekiş baba, Selçuk kolaçan. Komutanım, iyisin değil mi? Çok iyi. Komutanım, iyi misiniz? Komutanım, iyi misiniz? Karışın! Mermi gibiyim, mermi! Komutanım. Şükür. İyi mi hocam? Tanım! Canlar yedim. Aslanım benim, kurçaladım. İlhan su verin. Komutanım geçmiş olsun. Yaranız var, hemen bakıyorum. Sağ ol. Hemen bakıyorum ben size. İlhan! İlhan su verin komutana. Hemen komutanım. Geçmiş sağ olsun. Buyurun. Komutanım. Komutanım şükürler olsun, iyisiniz değil mi? Yürüm baba, tak tak tak! Kamerayı şuraya çevir bakayım. Görüntüyü buraya çevir, aç bakayım şurayı, aç aç. Bana bak lan şerefsizlerim. Türk askerine hiçbir şey yapamayacaksın. Bu seni aşar. Periştahınız gelsin lan. Periştahınız gelsin. Türk askerine diz gösteren herkes yerin dibine yerini hazırlar. Bunu yakında sen de anlayacaksın. Bu iş bitti vallahi. Bu iş bitti. Ben dedim bu kılıç değil mi? Şaka mı bu ya? Haydi toplayın şu drolları da alın, haydi! Gidiyoruz, haydi! Bak drolları alın lan! Ve topla, kaç, kaç, kaç! Derhal kelepçeleyin ve alın şunu! Kelepçenin? Başçavuşum, derhal dedim! Emredersiniz komutanım. Çekil elinizi üstümden! Bu bir emirdir! Biri bana burada ne olduğunu söylesin.
Kopuz yeter artık. Çekin elinizi dedim. Ben Türk Özel Kuvvetleri'nde bir subayım. Bana bunu yapamazsınız. Bana kelepçe takamazsınız. Başçavuşum. Kelepçeleyin ve suçluyu götürün buradan. Suçlu mu? Ne suçlusu? Aklınızı mı kaçırdınız? Hepiniz aklınızı mı kaçırdınız? Kopuz! Yanlış yapıyorsun Kopuz! Kopuz! Bütün bunlar ne demek oluyor Kopuz? Hı? Ona bir açıklama yapmak zorundasın. Bu kelepçe, bu tavırlar. Bunu gerçekten soruyor musun sen ya? Ben bir aydır o şerefsizlerin elinden kurtulmak için olmadık şeyi yapayım. Koşa koşa buraya geleyim, şu muameleye bak! Pardon ya. Kırmızı halı sermeyi unutmuşuz. Ben yokken ne oldu burada? Ne mi oldu? Önce bir Kırgız yetkiliyi öldürdün. Ondan sonra Azerbaycanlı askerlere ateş açtın. Ve bir tanesini şehit ettin. Sonra sivil Türklere saldırdın ve en sonunda da... Sivil Türklere mi saldırdım? Askerlere ateş mi ettin? Sen aklını mı kaçırdın? Ben bunların hiçbirini yapmadım. Yeter artık, bırak numara yapmayı. Numara mı? Ben bu dediklerinin hiçbirini yapmadım. Bütün görüntüler elimizde. Üstelik kendi gözümle gördüklerim de var. Görüntü mü? İnkar edebileceğin hiçbir şey yok. Gir. Komutanım, helikopterler geldi. Ankara'ya dönmek için hazırız. Tamam Savaş. Çekirçal subayla beraber tutukluyu alıp gidiyoruz. Tutuklu mu? Kopuz! Bana bir açıklama yapmak zorundasın. Kopuz! Kopuz! Bana bak Kopuz! Bana cevap vermek zorundasın. Kopuz! Bana bak Kopuz! Kopuz! Hayır! Hayır! At silahı hemen! Ben bunları hak etmedim Kopuz. Benim silah arkadaşlarım bana sırt çeviriyor ha? Ben bunu hak etmedim Kopuz. Bırak o silahı hemen. Benim gerçekten hain olduğuma inanıyorsan... beni şimdi burada vur. Çek tetiği Kopuz. Hadi. Hain olmaktansa ölmeyi yeğlerim. Beni tanımıyor musun Kopuz? Ha? Hadi çek tetiği. Alın şu silahı elinden. Sen yapamıyorsan, ben yaparım Kopuz. Ben bu üniformayı şerefimle taşıdım. Ona asla leke sürmem. Thank you.
dağda kafama silahtan gelen adamla şu an sorgu odasındaki adam aynı kişi değil sanki. Ben onu teröristlerin yanında gördüm komutanım. Gözlerinin içine baktım. O sanki Göktürk Albay değil, bambaşka birisiydi. Yani buna çoklu kişilik bozukluğu deyin, şizofreni deyin, bilmiyorum, psikolojik bir şey işte. Hatta bu konuyu konuşmak için bu sabah gündüz Göktürk'ün evine gittim komutanım. Ne yaptın, ne yaptın? Yüzbaşım bak, bu bizim yöntemlerimize aykırı. Senin böyle bir şeye yetkin yok. Farkındayım komutanım. Gündüz Bey'e Oktay Albay'ı yakalayıp karargaha getirdiğimizi söylemedim komutanım. Sadece Oktay Albay'ı en yakından tanıyan kişiyle konuşup eksik bir nokta varsa kapatmak istedim. Sonuçta bir subayın onuru söz konusu komutanım. Bak yüzbaşım, o sorgu odasındaki adam benim 14 yaşından beri tanıdığım, beraber yemin ettiğim, aynı karavanadan yiyip aynı koğuşta uyuduğum ve hatta sırt sırta savaştığım adam. Sen onun onur ve şerefini benden daha fazla düşünüyor olamazsın. Ama ne yazık ki elimde bazı deliller ve görüntüler var. Ben onlara göre davranmak zorundayım. Benim için kolay mı zannediyorsun ha? Ha? En yakın arkadaşının bir hain olduğunu bilmek, hatta düşünmek bile benim için kolay mı? Yetmedi mi bu saçmalık? Beni kelepçeleyip karargaha getiriyorsun. Adi bir suçlu gibi davranıyorsun. Değil misin? Ne biçim soru bu? Peki. İzle o zaman. İlk görüntü. Turan Birliği Komitesi Kırgız Sekreteri Bars Toktabay. Bir otel çıkışı. Senin tarafından suikaste uğradı. İkincisi. Kontrol noktası. Azerbaycanlı askerlerle çatıştın. Bir asker şehit. Üçü de yaralı. Bu ben değilim. Bir yanlışlık olmalı. Bu ben değilim. Görüntülerle oynanmış. Ne görüntülerle oynanmış olmalı? Sen değilsin. Peki kendi gözümüzle gördüklerimize ne diyeceksin Göktürk? Köylerine dönmeye çalışan Azerbaycanlı Türklerin konvoyuna saldırdın. İki Türk askerini tuzağa düşürdün. Benim iki askerimi kaçırdın sen. Onlara işkence edilmesini seyrettin. Yüzbaşı Bozkurt ve Assubay Karaca'yı öldürmek üzereydin. Eğer ben zamanında yetişmeseydim, o iki Türk askerinin kanı da ellerinde olacaktı. Bu ben değildim, anlamıyor musun? Yeter artık! Hala nasıl inkar edebiliyorsun? O sendin Göktürk. Seni ben gördüm, ben kendi gözlerimle. Kanlı canlı karşımdaydın. Şimdi kalkmış gözlerimin içine baka baka nasıl bu kadar rahat yalan söyleyebiliyorsun sen? Bu ben değildim, anlamıyor musun? Dinle. Kırgızistan'daki otelden çıkarken yaklaşık bir ay önce kaçırıldım. Kendime geldiğimde kamuflajlarım üstümdeydi ve ellerim ayaklarım bağlanmıştı. Etrafta Fransızca konuşan adamlar vardı. En sonunda da bir kadın vardı. Turan Birliği ile ilgili etkinliklerle ilgili sorular sordular. Sanırım niyetleri Turan Birliği'nin oluşumunu engellemekti. Turan Birliği'nin oluşumunu engellemek öyle mi? Sen yaptıklarında bunu başarmak üzereydin zaten. Ya sen neden anlamak istemiyorsun? Ben değildim diyorum. Turan Birliği ile ilgili bu kadar çalışmışken neden böyle bir şey yapayım? Belli ki birini estetik yapıp beni yakaladıktan sonra ortaya sürmüşler.
başlarındaki o kadın bana İlyas'la Bozkurt'u nasıl kaçırdıklarını izletti. Onlar beni kurtarmak için gelmiş. Bu kadının bir ismi var mıydı peki? Bilmiyorum. Tabii. Bir ay. Bir ay onların elindeydin ve bunu bilmiyorsun, öyle mi? Yeter! Bu ben değildim diyorum. Bana ne izletirsen izlet, ne söylersen söyle. Ben suçlu değilim. Aklına hiç baban geldi mi? Onur ve şereften bahsediyorsun ya. Onun onuru ne olacak? 30 yıl şerefiyle Türk ordusuna hizmet etmiş emekli albay Gündüz Göktürk'ün onuru ne olacak? Adam yıkıldı. Buraya her geldiğinde omuzları daha da çöktü. Sen onu yüzüstü bıraktın diye. Göktürk, sen onu yüzüstü bıraktın. Bütün acıyı tek başına taşımak zorunda bıraktın sen. Babam bana inanır. Babam benim hain olmadığımı bilir. Babam bana inanır. Baba. Bana söyledikleri hiçbir şey yapmadım, inan bana. Sen benim oğlumdun. Seni ben yetiştirdim, ben! Bu alçaklığı nasıl yaparsın? He? Ben bir şey yapmadım baba. Neden? Neden ha? Aklını mı yitirdin? Bu lekeyi nasıl taşıyacağız ha? Nasıl? Senin hiçbir onurun, haysiyetin kalmadı. Söyle bana! Sana ne söylediler bilmiyorum ama ben bir şey yapmadım baba. Yoksa para için mi yaptın? Ha? Söyle! Para için mi? Para mı? Sence ben para için onurumu satar mıyım baba? Ben onuru için yaşayan bir adamım. Sen bunu bilmiyor musun baba? Neden peki? Karınla kızın öldürüldü diye bütün bunları yaptın. Karınla kızın öldürüldü diye bütün bunları yaptın. Bu yüzden mi vatan haini oldun? Söyle. Baba sen ne diyorsun? Ve kızım öldü mü? İbrahim! Doğru mu bu? İbrahim cevap ver!
Cenazelerine bile gelmedin. Torunumu, gelinimi tek başıma toprağa verdim. Günlerce senden haber bekledim. Neden? Allah'ın belası! Neden? Neden? Ağlarsın şimdi. Evet. Öldürdüklerinden bir haberin yok değil mi? Yazıklar olsun sana. Benim senin gibi bir oğlum yok artık, yok artık. Gitsin Kopuz. Yalnız kalmaya ihtiyacı var. Kimse bana bir şey söylemiyor. Kendine gel az. Baba. Baba. Burada ne işin var? Baba. Herkes benim bir alçak olduğumu düşünebilir. Umurumda bile değil. Ama sen... Sen benim böyle bir onursuzluk yaptığıma inanırsan... O zaman yaşamak için bir sebebim kalmaz. Baba... Senden bir tek şey istiyorum. Lütfen bana inan. Ben hain değilim. Öyle mi? Peki askerin elinden neden kaçtın öyleyse? Nasıl kaçtın? Kaçarken kimler yardım etti sana, ha? Kimlerle birlikte hareket ediyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Söyle bana, kimlerle birliktesin? Sana soruyorum. Sorularıma cevap ver. Baba ben masumum. Bir komplonun içindeyim. Neler olup bittiğini ben de öğrenmek istiyorum. Ben de gerçekleri en az senin kadar bilmek istiyorum. Evet, askerin elinden beni onlar kaçırdı. Ama bildiğin gibi değil. Onlardan olduğumu düşünmenizi istiyorlar. Sonra beni öldüreceklerdi.
Baba. Sana söz veriyorum baba. Söz veriyorum. Gerçeği ortaya çıkaracağım. Her şeyi ispat edeceğim. Göreceksin. Neden buraya geldin? Hı? Babam. Kızımı ve karımı nasıl öldürdüler? Ailemin intikamını alacağım babam. Onlara bunu yapanların kafalarını vücutlarından ayıracağım. Komutanım, bugün bu helikopterdeyim ya. Ben hala inanamıyorum. İnan Keskinli, inan. Çok şükür yuvana dönüyorsun. Kardeşim, olman gereken yerdesin. Sağ olun komutanım. O kadar özledim ki. Üniformamı, karargahımı, birliğimi. Sizin de şu an bu helikopterde olmak benim için çok önemli bir şey. Komutanım, sağ olun. Yeniden doğmuş gibiyim. Sen de sağ ol Keskinli. Şimdi buradan gideceğiz karargaha. Sana bir saç sakal tıraşı, üniformayı jilet gibi çekersin. Bir de karargahta çayı içtin mi tamamdır bu iş. Fidan, bakın öyle Fidan. Ne? Ha?
Abi! 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 Abi yaşıyorsun! Abi yaşıyorsun! Abi yaşıyorsun! Abi! Abi. Türk ordusunun gücü kopuz. Türk askerinin temiz yüreği askerini kurtardığı için çocuk gibi sevinçten ne yapacağını bilemeyen senin yüreğin. Üsteğmeni canilerin elinden çekip alan silah arkadaşlarının aslan yüreği kopuz. Ana! Ana! Anne! Şehit haberim gelmedi. Oğlum, oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum. Sen misin, sen misin? Annem! Benim. Evladım! Annem! Yaşlandık galiba Kopuz. Oğlum sen sizinle gurur duyuyorum çocuklar. Bize bugünü yaşattınız. Türk askerinin canı şu dünyadaki her şeye bedel. Her şeye.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.